أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Cenab-ı Hak iki canı aziz eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize de ibadetullah, hayatımıza da kıbretullah nasip eylesin. Amin. Bazı duaları ısrarla aynı şeyi söylüyorum ki, Peygamberimiz Aleyhisselam hadisi var. Aynı bir dua, bir şeyi ısrarla isteyin diyor. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin. Amin. Cenab-ı Hak, iç alemimizde bir sürü sistemler var. Hepsini bütünlüğe getirip istifade ve istifaza ettirsin. Amin. Gayemiz onları bir araya getirmektir. Dışarıdan alınan şeylerle içerisini inkişaf edeceğini zannediyoruz. Oysa Üstad emrazı kalbi ediyor. Bir tanesi de diyordu da doğru söylüyordu Üstad'lar. Yani 90 kitabı bilmiş, iyi, Kur'an'ı daha iyi anlamış zannediyoruz. Olduğu gibi içeriye almasına mani olmuş onların. Öyle diyor. Şimdi ben ısındırmak için Dima 104 Hayal 25 1901 220 Küçükçekmece. Şimdi bir zihnimiz sabah sabah sıyrılsın diye bir şey okuyayım. İnsanoğlu varlığı mevcudu varlığın dışına koyarak varlığı varlığın dışına koyarak veya varlığı varlığın içine koyarak emri nisbileri ve emri itibarilerinin çaplarını genişletmiştir. Böylelikle kendine aşkın, yani kendini aşan, hatta kendisinin bile arkasına geçerek kendini inşa etmiştir insanoğlu. Bir daha, insanoğlu varlığın arkasına koyarak, şu varlığı kendisinin arkasına koyarak ve bu varlığın içine koyarak, elmayı mevcudun içine koyarak, elmayı mevcuttan çıkararak neyimiz inkişaf ediyor böyle bunu yaparak egzersiz? Varlığın içine koyuyoruz, varlığın dışına koyuyoruz. Emri nisbiler, emri itibarilerin çapını genişletiyoruz. Böylelikle insan felsefede kendini aşkın, bizim tabirle kendisini kendisiyle yapılandırarak, yani inşa eden de edilen aynı, yapılandırarak yegane bir temayiz, İstisna bir mahluk ortaya çıkıyor insan. Bunu yapabilen tek mahluk, melek yapamıyor bunu. Varlığı varlığın dışına koyuyor. Sonra emri nisbileri, emri itibarileri böyle çapını genişlettiriyor. Böylelikle kendi farkındalığını artırarak kendine aşkın, yani enfusi alemini kendisi yine kendisiyle inşa ediyor. İnsan nasıl bakıyorsa kainatı aynen öyle görüyor. İnsan insanlardan veya olaylardan bahsederken, konuşurken aslında nefsül emri değil, kendi iç alemini ifade ediyor. Yani zannediyorsun hadiselerden bahsediyor, şeylerden bahsediyor, mevcudattan bahsediyor gibi gözükürken aslında herkes kendisini söylüyor.
Kendini varlık aynasında ifade ediyor ama zahirde harici anlattığını zannediyor. İşte kendini anlatıyor. Kendisini anlatıyor. Hayata bakışını anlatıyor. Çok acayip. Dimağın bekçisi ihtiyar, kalbin bekçisi iradedir. İbrahim Suresi 24'ten meal okuyorum. Görmedin mi Allah Celle Celaluhu nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü neye misal veriyor? Kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Allah kimini balçıktan, kimini de ateşten yarattı. Şuraya kadar okuyacağım, keseceğim. Çok güzel bir egzersize doğru gidiyoruz. Taha 14. ayette diyor ki, muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. O benlik ise oradan geliyor. Araf suresi 172'de, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ne demek biliyor musun? Diye seslendiğinde Osman, herkes elestu bi rabbikum de kalu bela dedi ya, ne demiş biliyor musun? Çok garibime gitti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Araf 172'de diye seslendiğimde herkes gördüğü, duyduğu kadarıyla şahitlik etmiştir. Neyi duydu, gördü? Kimi esmasına, kimi sıfatına, kimi şuunatına, kimi de zatına şahit tuttu. Peki iman etmeyenler? Hiçbir şeye şahit olmamış. Kendisine ancak. Kendine tapılmış. Yani orada sorulduğunda ne dediler? Kalu bela demesi esmasına dedi. Yani biraz önce egzersizde dedik ki birisi kainatı bir şey anlatırken, varlığı tanımlarken aslında varlığı tanımlamıyor, varlık aynasında kendisini ifade ediyor. Aslında ne konuşuyorsa kendisini konuşuyor. Dikkat edersen hep böyledir. Evet. Hep böyledir. Dolayısıyla bu özellik orada da var. Yani galu bela derken esmaya bakarak dedi, galu bela derken sıfata baktı, galu bela derken şunata baktı. Kendine tanımladı aslında. Kendini tanımladı. İşte Rabbini bilir. Evet. Kendini bildi. Kendini. Yani kendini esma ile ifade etti. Evet, kendini esma ile ifade etti, sıfatla. Kendini zatla ifade edenler de oldu. Var, çok az. Bu, şimdi dünyada zatı dem vuranlar onlardır. Peygamberler diyebiliriz buna yani. Evet. Anca o seviye kalır çünkü. Ona has kılma. Çünkü niye? Allah'ın rahmeti dar olur o zaman. Tabii ki ama onun da meratibi var ama asıl imamları da öyle inanıyor. Evet. Öyle olması iktiza ediyor. Kürs ise neymiş biliyor musunuz? İman etmeyenler duymadı değil mi şeyi? Duymadı öyle bir şey. Soruyu duymadı. Çünkü kendini tapınmış. Kendisiyle tapınmakla meşguldu. Tapınıyordu kendisine. Ama soruyu oraya has kılmamak gerekiyor. Neye benziyor biliyor musun? Zaten budur o da. Burada yaşıyor zaten o soruyu. Öyle insanlar gördüm ki vücutları kaya gibi, organları kaya gibi. Yani sanki top vursa yıkılmaz derler ya. Fakat kafalar gittiği için hiçbir şey anlamıyor. İnsanların akılları, kalpleri, ruhları sağlam. Kanser olsa ne olur? Kendini aşkın. Yaşıyor içeride. Bunlar sırasını bekleyen, bahtiyar insanlar. Şehit olmayı bekleyen, bahtiyar insanlar. Hayatlarından daha değerli ottur, esrardır, bonsai'dir, eroindir. Olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bunları ele geçiremedikleri zaman hayatlarına son veriyorlar. Demek ki ot hayatlarından daha değerli.
Mesela fabrikadan paradır, şudur, budur, beni seviyordun, sevmiyordun. Hayatlarına son verenler, hayatlarından daha değerli olduğu için hayat anlamını yitirmişler. İşte bunlar, işte o sesi duymayanlardır. Kendisiyle kapınıyorlardır. Şeytan orada reddetti değil mi? Orada reddetti. Şimdi o kürse geliyorum zaten. Şimdi o kürs, şimdi bu kadar şey bunun için konuşuyorum. Yani onun reddi ve oradakilere sirayet etti. Evet. Kim? Sirayet etti derken o sistem vardı. Mesela kürs. Bak kürs ise sırların konulduğu kap. Yani nefsi mertebelerini, mertebelerinin cemi, cem eden kap. Sır latifesinden. Kürs. Kürs dedim. Kürs. Ha, sır dediniz. Ben mi yanlış anladım? Kürs. Sır dedim. Sır dedim. Ha, kürs ise sırların konulduğu kap dedim. Ha, kürs tamam. Sırların. Doğru. Evet, evet. Sırlar. Sırlar. Niye esrar bonzai'den girdim? Esrar sırların cemi ya. Mesela başarıya girme. Bu sır latifesidir. Neden mi bahsediyoruz değil mi? Sır. Latife olan sır. Evet. O sırların, o biz sır olan latife değil, sırlar o. Yani insanı diğer mahlukattan imtiyazlı kılan kür sistemi. Sonra şey demiştiniz, yani oraya mı girmeyecektiniz? Gayrimeşru şekilde şey yapmak. Bir parça oldu. Var, değil mi? Evet. Yani meşru bir şekilde geçersen geçiyor. Evet. Yani şey de geçer de böyle. Umurun batınlarına geçenler var. Bir şey Budistler olsun şu. Yani bedensel bir hayattır. Başka şey de var da. Duygular sanki kalbin elçileri, kulak bir elçidir, aynı zamanda casustur kulak. Göz bir elçidir, aynı zamanda muhafızdır. Dil bir elçidir, aynı zamanda tercümandır. Uyumak da, uyanmak da senin elinde değildir. Yani, Mutezile... Uyumak da uyanmak da kendi senin elinde. Evet. Bunun neye... Uyumak da, uyanmak da senin elinde değil. Evet. Ne diyebilirsiniz bunun için? Yani kimin elinde abi o zaman? Neye... Sistemin elinde. Verdiği mesajlarla oluyor. Sisteme nasıl müdahale edeceğim? Evet, onun dersi işte. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan öyle bir hal alıyor, öyle bir halet veriliyor ki o sistem. Şuraya koyuyorsun kendi doğduğunu, bugünkü hali. Seyredebiliyorsun. Yani kendi hayatının sürecini seyrettiğin gibi başka bir hal da veriliyormuş. Ona tıntın ediliyor benim alemde ama geçmiş hal, hal ile değil ölümün değil, kabir yani derece derece ölümün, kabir, haşir, sıra, cennet, orada bu süreci de seyredebilecek bir makam-ı âlâ insana bu dünyada da verilmiş. Alıyorsa, alırsa. Ben çok garibime gittim. Yani kendi varlığına şahit oluyor sürecin ama bu süreç devam ediyor. Bitmiyor. Doğdu bugünkü hal. Seyredebiliyor. Nerede hata yaptım? Ve çok bir şey mi paylaşayım size? Hataları da baktığın zaman bütünsel içinde olması lazımdı. Ah vah çekmiyorsun. Kul ediyor seni. Acizliğini, noksanlığını o zaman derifte ediyorsun. Onları şu süreci görünce, bilmem hayal ettiğim şeye, şimdiki zaman geçmiş, şu sürece şahit olursan kusuru derifte ediyorsun. O zaman ben niye zeki değilim, niye kadın değilim, niye erkek değilim, bunlar benim başıma neye geldi? Şöyle baktığın zaman demiyorsun,
Yani sanki Allah'ın icraatına, fiiliyatına şahit tutuyor seni. Yani o olduydu, şuydu, buydu'nun üstüne çıkmış oluyorsun. Evet, arkaya. Bu hepsini... Yani, tam şey yani, tılsım da şey gibi, evet. Sır gibi, sırrına bakmak. Evet, mı? Sır. Şu an sır şeklinde. Sır bu. Sonra, bilmiyorum ama, şahsı kanaat bu. Vallahi ölüm anını da seyredebilirsin. Biraz da yeti ve yetkin varsa ölümüne bile sen müdahale edebiliyorsun. Sekerat anına müdahale edebilirsin sen de. Var zaten örneği var. Azrail Aleyhisselam geliyor, daha değil git diyen peygamber değil miydi? Yok. Yani Azrail Aleyhisselam'ı kabul etmiyor. Evet. Bana talebi ulum... O başka. Hangi? Peygamberlerimiz de söylemiyor. Ha, yani. Evet, evet. Yani dolayısıyla... Demek ki o alim de demiş. Demek ki var yani yapabilir. Peki o alim kimdi? O bendim. Çünkü insan Allah'ın icraatına şahit olmak mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Bütün etzai kainat insanın efradı, kainat ise nevi hükmüne geçer diyor ya, nevi hükmüne geçer. Dolayısıyla mehaneci, alim kimdir? Eğer biraz tefekkürüm varsa böyle enfüse, onlar benim efratlarım. Kainat ise eksam. Yani ben içseydim içki nasıl olurdu? Ona bak, o sendin işte, sen bir sıfatının dışa vuruşu. Çünkü buna varan bir kişi demiş ya, zahir-i şeriyete muhalif ama arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim demiş Muhyiddin Arabi. Zahir-i şeriata göre tehlikeli de ama hakikatta böyle kendisini merkeze koymuş, kendisine başka kimse görmemiş. Çünkü mahiyet insaniye birdir. O zaman ben size, siz de hepimize, siz benim etsamsınız. Ben şöyle şöyle yapsaydım böyle olurdum, böyle böyle yapsaydım bu olurdum, böyle böyle olsaydım bu olurdum. O alim Azrail'e dedi, o benim yani. Çünkü benim şeyim, insan nevinin bir efradı. İnsan, bir insanda bir sıfat ortaya çıkmışsa, arız olmuşsa bil ki herkeste caridir bu kanun. Külden bakıyoruz değil mi? Evet, kül. Cüziyetten çıkıp kül bakıyoruz abi. İşte bu, işte doğru. Cüziyetten çık, külliye kesbetmenin yolu. Böyle şahit olursun, böyle bu sefer başına gelen bazı hadiselerle şurada bazı hadiseleri seyrediyorsun. Bakıyorsun ki burada bu şekilde gözükmüş. Sekerattaki haline yansımış. Çünkü sekerat cüziyat, cüzi ve cüzilerin kül ve külli hale dönüşmüş bir şeydir o, küçük bir dönem, zaman kabul ediliyor ama inkılaptır bu. Hem sırrın hem tılsımın ceyran ettiğidir. Sekerat. Sır neydi? Sır, zıtlar birbirini terk etmemişler. Ama birbirini de kaplamış, şey yapmamış, örtmemişler. Zıtlar bir arada bulunabilmiş. Bu zıtların hükmü olmakla beraber, mesela artı 10 santigrat derece sıcaklık modada varken, eksi 10 santigrat derece de var. Bu bulunabilme şeyine, zıtlar, birbirini ortadan kaldırmadan bulunabilme o şeyine, sistemine sır. Ama birbirini dönüştüren, çekirdek ağaç oldu, bu tılsım. İşte bu iki şey, tılsımla sır, sekeratta aynı cem oluyor. Sekerat zaten tılsım ve sırın cem halidir. Cem halidir. Sekerat, tılsım ve sırrın. Mesela orada adam ölmedi mi kuyuda? Adam kuyuda öldü ki tılsım ve sır açıldı. Birbirine dönüştüler. Kapı açılmadı mı? Evet. Yoksa mezardı. Kapı açıldı. Yani o kuyu sekerat anıdır. Peki o ağaca takılan adam mazisinde kültürü varsa burada bir sır var diyecek. Bir ağaçtır nasıl olur?
diyebilmesi için bunun bir mazisi olması lazım. Mazideki bir birikimiyle ancak okuyu değiştirip dönüştürebiliyor. Kuyu sekerattır, beden hayatıdır diyor. Bedensel hayatı bir inkılap geçiriyor. Geçirebilmesi için onu, niye diğerleri? Diğeri hayvan gibi yedi işte diyor. Ötekisi niye? Dur diyor, yemesini tehir etti. Niye dedi bunu? Bir mazisi var bu adamın. Bir eğitim almış. Bir kendisini yapılandırmış, kendisine yatırım yapmış, kitap okumuş, derslere gitmiş. Yani kendisini yapılandırmış. Kendisini kendisiyle inşa etmiş. Bu ezber bir sözler değil bu. Kendisini kendisiyle ihya ediyor. Kendisini kendisiyle inşa ediyor, yapılandırıyor, sırlandırıyor, tılsımlıyor. Bu hak ediyor onu orada. Tamam. Sekerat nasıl olacak? Yaşadığın gibi olacak. Tesadüf yok ki. O incir ağacına neyle tanımladı? Kendi bir yapılandırması var. Bu tılsım var burada dedi. Dedi diyemedi. O nedir o? Arkadaşlar onun tabi sekerattır. Sekerat anıdır. Sekerat tılsım ve sırların cem halidir. Cemalidir. Kimisi var, selam olsun o insanlara, sırlar sahibidir. Tılsımı sıfır yok. Tılsımı beşeriyetinden kullanır. Ama zıtları kaldırmamıştır. Demek ki bakış açınızda o sırdı. Hepsi yerinde olması gerektiği gibi. Olması gerektiği gibi. Sır. Sırlar sahibine selam olsun. Allah'ın sırrına şahit olanlar. O zaman sırra sahip olan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini tam manasını ihata anlamış oluyor. Evet. Ya. Olması gerektiği gibi. Emre bunu alır mısın abi? Göster. Şey alır mısın? Yok. Sekerat o. Az önceki o bakışınızı mesela hani geçmişi hayatı koyduk olanlar onu hayalle mi yaptınız? Yani yok. Konuyla? Yok. Değil değil mi? Bir acımasız çok en zor durumunda ortaya çıkan bir haletti. Yani orada hayali kullanmadım. Yok hayali kullanmak için bir malzemeyi kullanacaksın. Hı. Malzemeleri bir araya getirip bırakacaksın. Bekliyorsun. O seni yönlendiriyor zaten. Adrestir hayal aslında aynı zamanda. Adres diyorsun. Adresi sana tanımlıyor. Navigasyon gibi. Hı hı. Bu öyle değil yani. Değil. Değil. Yani o ilham gibi, hads gibi öyle mi? Hads gibi bir şey. O zaman ilham veya hads de aslında çok hayal devreye girmiyor. Başka değil, bir değil. Sıfat. Başka mesela diyelim ki adres yazdın navigasyona çıktı sana. Mesela navigasyon iki şekildir. Bir fiziki gösterir. Senin navigasyonu öyle gördüm. Evleri mevleri gösterir. Diğer işte çizgi gösterir evi. Sen bunu geçersen o navigasyonun açık olsun diyelim. Hı hı. Yani evler mevler, sokaklar, paslar, göster, uydu da. Yazdığın zaman sana çıkan bir resim şaşırıyor musun? Hı. Yok orası ben yazdım diyorsun. Hı. Öyle değil mi? Hı. Ama bir anda seni açmadığın anda arabada navigasyon bir anda kendisi bir yere atsa merak etmez misin? Ha, bu böyledir bu. Hayal adres yazıp çıkan şeydir. Bu adres yazmıyoruz. Böyle bir şeyle de meşgul değiliz. Hı. Belki bir ateşler içine böyle ateşler içine sıkmada böyle zor durumlarda belki de bir zulme uğradığın bir bu durumlarda belki de çok yok mu benim elimde tutacak kimse yok mu İsa Aleyhisselam'ın beni niye bıraktın dediği anda Yunus Aleyhisselam gibi. Yunus oraya gelecektim belki bir hastalığın içinde Eyüp belki balığın içinde kimisine hapishane Yusuf kimisi balıkta kimisi hastalığın içinde kimisinin sülünde ve kerte. ateşin içinde Allah Allah. Selam olsun hepsine.
kimisi taşlanmış bir vaziyette. Ve onları olmuş. O kadar arkadaş hissediyorsun ki peygamber olarak görmüyorsun. Peygamberlik biraz resmiyet gibi geliyor. Çok yakınında hissediyorsun böyle. Çok yakın hissediyorsun. Dava arkadaşın. Çile yani çektiniz ya. Çilekeşlerde olur böyle çile. O da çekmiş. Sen de ama tabii ki kalitesi, derecesi, miktarı konuşulmaz da. Ama o koku ondan bahsediyor. Ondan haber veriyor. Ama o zaman bu seyrettiğin zaman, baktığın zaman yaşadığın sana benziyor. Tat şey diyor yani kendim üstünde gördüğüm gibi oldu. Evet, aynen. Yaşadıkların aynı sana benziyor. Bu sözler hiç boşuna çıkmamışlar. Ne ararsın şan bu arada? Hep kendinde arar. O zatın şahidim olsun ki ya, bunları ya. Söyleyenler hep yaşamış. Başka türlü söyleyemez ki zaten. Yaşamışlar. Anladın mı? Yani abim olmadan olmuyor. Bakayım nerede o? Öbürü bana seni gereksin. Tamam canım. Bize böyle laf gibi. Yazmış bir tanesi. Sözü değil, laf değil mi? Kendini yaşamaya zamanın olmasın. Tecerrüt yani. Yani. Malum hadisi de yazdım. Hücret şeyde. 2 gün önce. Kendini yaşamaya zamanın olmasın. Ne zaman ben kendimi yaşayacağım? Zamanın yok senin. Hakikaten peygamberlere ve onun varislerine baktığın zaman hiç kendilerini yaşamamışlar. Birkaç zamanları yok çünkü. Evet. Konuya devam edebiliriz. Aynen. Şey zaten, bunlar hep enfusi. Zaten bunların üzerine bina ediyoruz, edeceğiz dersi. Tabii tabii. Bu ona malzeme, o buna malzeme oluyor. Evet. Başka. Kendimizi arıyoruz. Mesela kürsi ise dedik bir daha, bu noktadan şimdi, sırların konulduğu kap. Ha, zıtların cem olduğu için. Seyretme makamına böyle bedava vermiyorlar. İlimle de varılmadığını gördüm. Bir yere geleceğiz, onunla ben şaşırmıştım böyle. Ondan sonra ısınmamız bitecek ama çetin bir yer. Motor yakmazsa ısınmamız bitecek. Çok şey, hiç duymadığımız bir şey. Ya bismillah. Peygamberle Cebrail aleyhisselam, Peygamber aleyhisselamla Cebrail aleyhisselam arasında bir konuşma. Miracın bu mukaddemesiyle. Burayı bitireyim. Mutezile kabir azabını, nimetini ve sorgusunu inkar eder. Mutezile kabir azabını veya kabir nimetini ve sorgusunu inkar eder. Sen bütün varlığın maksadısın. Bütün varlığın maksadı sensin. İnsan olmak ister hepsi. Ama sen insanlığından pişmansın. Bir zat bana dediği gibi tanıdı benim. Belki de üzülüyorsun dedi. Yaşlı bir 63 yaşında bir Müslüman. Yok dedim. Dedi ki senin gibi olmayı isteyen milyonlarca insan var biliyor musun dedi. Milyonlarca Müslüman insan var dedi. Doğru demiş. Milyonlarca insan var. Sen belki pişmansın. Adem aleyhisselam dedi ki, bak, tırnak içinde, yükselişte engellenme acısını tattırdın, yükselişte engellenme acısını tattırdın, düşüşte rahmetten ümitsizlik narına yanmaktan koru beni. Bir de okuyayım. Yükselişte
engellenme acısını tattırdın. Yükselişte engellendim yani. Düşüşte düştüm yani. Arza indirdin, indirdi ya. Düşüşte rahmetten ümitsizlik narına yanmaktan koru beni. Ümitsizlik nar gibidir. Koru beni. Bizzat dediği gibi, ateşin her cisimine dayanırım ama yeis ateşine dayanamam diyor. Mealen okuyorum. Necm 1-2. Çok hoşuma gidenleri böyle alıyorum yani o haletime uygun. Battığı zaman yıldızı andolsun ki batana yemin edilir mi? Batan şeye yemin ediyor. Bata. Zahirde battı. Zahirde bir adam değil. Ama Allah o hayatiyeti, nuru, ışığı yayan yıldızlar var. Ona yemin etmiyor şimdi. Batan yıldızı. Battığı zaman yıldız andolsun ki onunla ne alakası var? Bak şimdi bir şey anlatırken bir şey anlatıyor. Battığı zaman yıldız andolsun ki arkadaşınız sapmadı ve batıla inanmadı. Ne alakası var? Batmamayı ne demek? Batmayı gösteriyor. Allah Resulü'nün batmayan elindeki hakikati gösterecek onunla. Batma ile batmamayı gösterecek. Batmamayı batmayla misal verdi Allah. Batmamayı batmayla gösterdi. Bak, batan yıldızı andolsun ki arkadaşımız sapmadı. Bu ancak Allah'a ait olur. Böyle bir mantıklı bir devrik cümle hiç kimsenin hatırına gelmez. Bak, ben olsam tövbe, nurunu saçan azametli ve ulvi yıldıza yemin ederim ki Habibimin elindeki hakikatta böyle yıldızlar gibi azametli, ihtişamlı vesaire diye ayeti böyle tanımlayabilirdi. Batan battığı zaman yıldız andolsun ki arkadaşınız sapmadı ve batıla inanmadı. Ne anlamışım ben bunla? Batmamayı batmayla misal verdi. Tıpkı bir ayetim var başka. Tıpkı yağmuru semadan indirdi ki bak yağmuru semadan indirdi. İndirmeyi kullanacak çıkmaya. Yerde bitkileri yukarıya çıkartmak için. Bu ancak Allah olur yani bu yöntemi kullanmak. Yağmuru indirdik ki yerden bitkileri çıkartalım diye. Battığı zaman yıldız andolsun ki şimdi çıkartmayı gösterecek. Bak hiçbir şey yoktu beşeriyet. Oradan bir nur çıkarttı Resulullah'ın elinde. Arkadaşınız sapmadı ve batıla inanmadı. Ama şartlar çok ağırdı. Ben kanıma kadar hissediyorum böyle. Benim kadar ben bilmiyorum. Ancak çekmesi lazım. Resulullah'ın yalnız olup ümitsizliğe düşmemesi. Şöyle, biz davamız var, cemaatimiz var, Müslümanız, Müslümanlarımız var. Bizi destekleyen, onaylayan, benim gibi düşünen, benim gibi canını verecek aynı şeye olması insana güven veriyor, emin hissediyorsun. Ama düşün ki tek sensin, hiç kimse yok. Bu tahammül bir güç olur mu? Çözdür değil, imkansız. Olmaz bu. Kanıma kadar hissediyorum.
kanıma kadayıf ediyor. Ve bir yöntem, mesela biz ders yapıyoruz. Diyorum ki bu doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar bu doğrudur şimdilik. Doğrusu bulunana kadar hep değersiniz bunu. Doğru mudur bu tespit? Risale'den okuduğu metinler doğrudur. Ama onun dışında bizim ruhumuza düşen, mesela bu ayetler doğru mu? Doğrudur. Ama ben burada ne yapmışım? Yağmuru semadan indirdik ki, bu meal yani. Yerde bitkileri yukarıya çıkartmak için. Biz indirdik ki bitkileri çıkartalım. Yani çıkartmayı inmeyle, yukarıda da batanı çıkanı gösteriyor. Çok garip ya. Yani şimdi esas duymadığınız bir şey duyacaksınız. Çok anlaşılması biraz zor yani. Resulullah'ın anlatacağım şeye ruhunu seyretmenizi davet ediyorum size. Nasıl bir ruhla? Kelama takılmayın. Kelamla içeriye girin. Böyle dura dura konuşacağız. Kelamla içini seyretmeye çalışın Resulullah'a. Tamam, girin içine. Cebrail aleyhisselam Burak'ı bilmesini isteyince Burak getirildi. Paldır küldür böyle kuyrukta zor durumda kalmış. Zora kalmış insanlar. Yağmur soğuk ve sıra kalmayacak işte. Çok kötü durumda olacağız. Esir kampından kaçıyorsunuz. Otobüse bineceksiniz. Nasıl yarışırlar? Hemen atlar değil mi? Sorgular mı arabanın kalitesini? Sorgulamaz. Şimdi Cebrail aleyhisselam Burak getiriliyor. O ağır şartlardan hadi bin diyor. Allah Rabbinin de selam var. Gidiyoruz. Hemen atlaması gerekirken demiş ki Allah Resulü, benim bineğim şefkimdir. Azığım takvamdır. Rehberim gecemdir. Ben ona ancak onunla vasıl olurum. Ben ona. Ancak öyle bineklerle değil. Kavuşmayı ona, onunla vasıl olurum. Onu ondan başkası bana gösteremez. Onu ondan başkası bana gösteremez. Zayıf bir hayvan onun sevgisinin ve ağırlıklarını, marifetinin dağlarını, göklerin, yerin ve dağların taşımaktan aciz olduğu sırları, emanetini sırtlayan birini nasıl taşısın? Peygamberimiz diyor. Peygamberimiz. Yani Burak'a bineceğim ama beni nasıl taşıyacak bu? Ben ne taşıyorum ki? Benim taşıdığımı da taşıyacak bu. Ben ne taşıyorum? Zayıf bir hayvan, onun sevgisinin, Allah sevgisi var bende. Kim taşıyacak bunu? Sevgisinin ağırlıklarını, sevgisinin ağırlıkları, marifetlerinin dağlarını, dağlar, gök, zemin, o yükü taşı istememiş. Hatırlarsanız dağ dimağa, zemin kalbe, gökler ruha. Yani Allah emaneti getirmiş, dağlara teklif etmiş, zemine teklif etmiş, semalara teklif etmiş, alamamış. Neydi demiştik hatırlarsanız külliyatta? Dağ dimağa, zemin kalp, kainatın kalbi, 15. sözde zeminle kalbi, arşı aynı söylüyor. Gökleri de ruha nispet ediliyor. Şimdi Allah Resulüne Burak getiriyor. Bin diyor. Tamam da ben onun sevgisinin ağırlığını hani burada niçin söyledim? Marifet, dimağa ait ve dağlar kafaya ait olduğunu Resulullah da söylüyor. Bak şimdi. Onun sevgisinin ağırlıklarını, marifetinin dağlarını, göklerin, yerin, bak bir daha, marifetinin dağlarını,
göklerin, yerin ve dağların taşımaktan aciz olduğu sırları kendisinde emanetini sırtlayan birisi birini nasıl taşısın? Ve sen Sidret-ül Müntaha yanında hayretler içinde kaldığın halde bana yol gösterebilir misin? Sen orada hayretler içinde kaldın sen. Bana dedi Cebrail'e. Sayılı günlerle, zamanla ona varılamaz demiş. Devam ediyor Resulullah. Sayılı günlerle, zamanla ona varılamaz. Sınırlı mekanlarda aramakla bulunamaz. Binekler sırtında mesafeler kat etmem. Rehberlerin öncülüğünde cihetlere yönelmem. Duydunuz mu bunu? Evet. Bir daha. Binekler sırtında mesafeler kat etmem. Rehberlerin öncülüğünde cihetlere yönelmem. Bu ancak sonradan olma varlıkların alanıdır. Benim sevgilim cihetlerde münezzehtir. Sonradan olma özelliklerinden biridir. Ona hareketlerle ulaşılmaz, işaretlerle gösterilemez. Anlamları bilen ne demek istediğimi anlar. Bak, ona yakınlığım iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bitti. Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a bunları söylemiş. Nereden abi bu? Keşfen bir şey herhalde. Yok. Keşfeden, rivayet değildir. Yok şeyden, rivayette Fusus Hikem'de Muhyiddin Arabi'den. Ha, Muhyiddin Arabi. Yok, tırnak, Resulullah sözleri. Yani keşfen bir ifadedir. Yani öyle rivayetler oluyor ya. Yani hadisin gelen bir şey değildir. Herhalde keşfi, bilmiyorum. Keşfedir. Ya keşfinde onu da bilmiyorum. Fusus Hikem, Lubulub'da geçiyor. Onun şeyine benziyor. Hayat bir okyanustur. Hayat bir okyanustur. Değiştiriyorum. Şu az kaldı birkaç tane. İçine attığın şeylerle oluşan dalga başka bir sahilde birini kurtarsın. Bu da bir Dostoyevski demiş. Çok hoşuma gitti. Buraya aldım. Hayat bir okyanustur. İçin, hayatta kazanıldıkların var ya ilim ile. O şey denizi değiştirmez demez. Deme. Başka bir sahilde başka birisini kurtaracak bu olmaktan. Sen buradan at, öteki tarafta başka bir şey olacak. Sevgisizlik, içerik yani içsel hayatı ayrıştırır. Sevgisizlik. Yani içerideki duyguları, hisleri, fikirleri yapıyı bozuyor. Yani bozuyor derken koparıyor birbirinden. Şeyi hızlı geçtiniz abi, bir şey demediniz. Rivayeti sorduk ama. Orada kalsın. Peki, bir de şu okuyayım. İnsanoğlu doktoruma bakıyor. Bu sana bakıyor. Yani hastalara çok baktığı için. İnsanoğlu mutlu olamamasının en büyük sebebi, niye mutlu değil insanlar? Bu da yaşadığım bir, o zor şartlarda yazılan bir cümle. İnsanoğlunun mutlu olamamasının sebebi bir, niçin yaşadığının kendini memnun edecek makul cevabı olamadığındandır. Niçin yaşadığının sorusuna kendisini memnun edecek makul bir cevap bulamamasındandır. Yaşıyor ama niçin yaşadığını bilmiyor. Bilse o şuur ile önüne çıkan sıkıntılarını terakki etmek için basamak ederdi. Zuhuratlar dışsal gibi gözükürken aslında kendini keşfe açmaktır. Zuhuratlar var, dışsal gibi gözükürken aslında kendini keşfetme adına böyle malzemeler veriyor. Varlıkta ilişki ve çelişkiye girmemiş hiçbir şey yoktur. Bak, varlıkta elma armut. İlişki ve çelişkiye girmemiş hiçbir şey yoktur. Zaten var denemez. Varlık değil o zaman. Varlığın içine girmişse otomatik ilişki ve çelişkileri aktif etmiş.
Kimileri kavramsal düşünür. Niçin bizde derste farklıdır cemaatlerde? Sahabelerde de öyleymiş ya, biliyorsunuz. Her sahabe farklı dersleri vardı. Kimileri kavramsal düşünür, kimileri sembollerle düşünür. Kimileri de nakillerle, iz takip ederek düşünür. Hiçbir şey mahiyetleriyle ilişki ve çelişkiye giremezler. Ancak hakikat ve kanuniyet ve suretleriyle münasebetler olurlar. Her şeyin sureti var, kanuniyeti var. Hakikati mahiyeti. Hiçbir şey, yani varlık, ilişki ve çelişkili ancak suret ve kanuniyettedir. Hakikat ve mahiyeti giremezler. Mehmet kardeşin sahası, kimya, iki nokta üst üste. Bu hayatında kimya mühendisliğinde çok şey okudur ama şöyle bir cümle koymuşuz. Kimya birbirini etkileyip dönüştüren ilişkidir. Bir daha, kimya birbirini etkileyip dönüştüren ilişkidir. İlişki olduğu için bu dersin. Başka, kainat mekanik doğa değil, organik doğa varlıktır. Son cümle, birlik olmayan yerde şuur yoktur. Öyle bitti. Güzelmiş. Çok ilginç böyle. Ne yaptım ben? Tefekkürlerimi bu paylaşıyorum ki istifade farklı yani şeyler yaparken, mevzular işlerken aleminizde malzeme olur. Şimdi efendim hayal 20 kaçıncı dersimiz abiler? 25. 25. 25. defterden herhalde. Evet. 25. defterden başlıyoruz. 25. hayal dersi. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Isındık değil mi çoktan? Bayağı iyi. Damarda gevşetti. Çok evet damarda. Çok girmediniz ama. Yo, girsem bu ders o olurdu. Değil mi? Tabii. Hele şuna girseydim. O sekerat var ya o şeyi. Böyle nasıl oluyorsa böyle. Kendi sürecini seyrediyorsun. Çok garip bir şey ya. Bu seyretme hali küllileşmenin ifadesi mi? Ki öyle zannediyorum herhalde. Cüziyetten çıkıp. O tabii daimi olmaz o. Yani da oluyor. Peki mesela hani o seyrettiğiniz hal gene kendi hayatınıza bakıyorsunuz ya. Aslında tam bir külliyet değil. Yani hakiki külliyet. Şahsiyet-i maneviye gireceksin. Girmek, orada, onu görmek, bütünü o, görmek. Evet. Yani Adem Aleyhisselam'ı görmek, Muhammed sistem Aleyhisselam'ı içinde, görmek. Sistem içinde, şeceri hırkat yani içinde. Onu, yani biz şunu kendi hayatımızı görmeyi beceremiyoruz. O nasıl olacaksa. Evet. Değil mi? Evet. Senin dışındaki her şey cüzümdür, efradımdır diye bakarsan, ya bu ama o kadar böyle, güzel bir çözüm oluyor ki. O kadar. Ya bakarsan ha. Ama bu ilmi bir şey değil ki. Yani o ilmen olmaz. Yani ben bunu ilmi söylüyorum ama bir şey olmuyor. Hissetmiyorum hiçbir şey. Yapa yapa. Abi onu hissedelim. Yapa değil mi? Tabii. Ne hissettirecek? Şu abi mesela su yumuşak ya Osman. Kayser. Vura. Yani o mudur bizim yani ilmen gitmenin yöntemi? Hep vura vura. Yani şey yapıyor, olmuyor. Hisleştirmek midir? O bazen bir hadise geliyor. Mesela bir musibet. Bazına hastalık. Bazına bir yokluk. Bazına bir bunalım. Bazına bir dert. Bazında Allah diyor ya, ben kalbi kırık kalplerdeyim. Hiç değilsin olmadı mı? Hiçbir yerde, hücre şurada var. Ya Rabbi, beni niye bıraktın? Hiç olmadı. Veya sitem eder gibi asın imamlarına, alimlere, zamana tasarruf eden, hays bine mazhar olanlara, niçin bana yardım etmiyorsunuz? Yani bir yardım dilemenin dışında böyle bir bağ kurma. Bağ kurmanın dışında değil de naz. Naz. Ve halet yaşamı. Evet. Yani o zaman o haletler olacak şeyler de aslında bir yani avcı mı diyordunuz siz bir ara? Evet avcı. Yani onu böyle onun fırsatı yani bir şey gelmenin zemini şu an vakti. Evet.
Onu diyeceksin ki mesela başına bir hal geldi. Hemen diyeceksin ki bakayım burada bana neler yaşayacağım. Yani belki o dediğimiz külliyete sıçrama, cüziyetten külliyete geçme o anlarda bir şekilde olacak. Yani oraya kadar ilimle geldin. Bir tabiri caizse roket takıp hop yukarıya uçma gibi. İnan ki bunlar olmadıysa bence yaşanmamıştır. Bunlar hayatında yoksa demek ki boşuna yaşamışsın. Tabii canım. Bak bu ilmi değildi. Evet. Bu hissiydi. İlmi bir ifade değil. O da doğru, o da doğru. Bak şimdi. Bak ne diyor. Diyor ki 338. Evet seni yaratan, bütün ev insanı yaratan zat olduğu bir veda senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Hatemi demiyor. Çekirdek yani. Çünkü burası çok önemli. Bunu yapa yapa şey yaparak yapmıyor. Yani ilimle değil. Hadiselerle. Bu okuduklarımın %90'ı hücrelerde olmuştu. Benim hapishanelerde olmuş. Bu normal masada yazılacak şeyler değil. Yani ateşler içinde kıvranıyorsun asla. Zulmün zirvesi, yatak yok. Sandalyelerde uyuyorsun. Sandalye varsa o da. 50 kişilik koğuşa, 230 kişi şeyler. Bu Allah bir şeylerle ayakta tutacak ya seni. Bak şimdi. Mahiyet insani birdir. Başka noktada bakacağız. İnkısamı kısım kısım olması gayrimümkündür. Dün hayat dersi yaptık Bakırköy derste, Zeytinburnu'daydı. Buradaki mahiyet insaniye dediği bizim suret, kanuniyet, hakikat mahiyetteki o mahiyet değil mi? Evet. Oradan konuşuyor. Oradan şimdi konuşacak. Bu ilmi alacaksın, bu ilmi alacaksın bunları. Bazen bir hastalık, bazen bir müsbet, bazen bir hapishane. Bazen bir sürü, bazen bir iflas, bazen bir şu kanser. Müsaade et de bir tanesi o isabet edecek. Yani o toprak olacak. Bu ilime, bu ilim çekirdek. O ilim çekirdek. İlim çekirdektir. O hapishane, hastalık, fakirlik, ne bileyim bir böyle ummadın seni sarsan, kökten değişikliğe sebebiyet veren hadiseler senin toprağın olacak. Bunu oraya atacaksın. Böyle kitap masada oturarak olmuyor bu. Diyor ki inkısam o kısım kısım olması gayrimümkündür. Diyor ki esas okumak istediğim. Hem hayat vasıtasıyla yani hayat sende hayat sende hayat aslında bu sıfatlanmış hayattır. Mahiyet hayat bu değil. Mahiyet hayat mahiyenleşmemiş bir şey. O da hep tektir. Mesela ağacın şöyle düşün, böyle bir ağaç düşün, ağacı, çınar, yapraklar. Farklı değil mi bu yaprağa bak, bu var, tek başına. Gel bakayım, tekliği nasıl gidiyor? Bir noktada. Bitti. Hani farklılık vardı, burada var. Bak burada tak 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 cilve ediyor, oynuyor, yaprak oynuyor. Ama bak, veya ada. Ada ne demek coğrafyada? Dört tarafı denizlerle kaplı olana ada diyoruz. Tamam, suyu buharlaştır bakalım. Güneşi vur. Ada dediğin şey sahile bağlıymış. Al, suyu uçurduğun zaman ada mıdır şimdi? Aynı şey. Değil mi? Şimdi bak, hem hayat vasıtasıyla etzai kainat, kainatın etzaları. Yani etza neydi? Cüz olanlar. İnsanın nesi oluyor? Hayatta biraz inkişaf ettin mi? Onun efradı hükmüne. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Şuraya bak, bu makam alaya bak. İşte kendi hayatının etsaları var. 10 yaş, 20 yaş. Şu. Etzai kainat, etzai hayat. Tamam. Onun nesi hükmüne? Etzai kainat, onun efradı. Kainat ise nevi hükmüne geçer.
Geçince ne oluyor? Noktalı virgül. Bunlar hep izahattı. Şimdi hüküm veriyor. Noktalı virgül. Sikke ehadiyeti mecmunda gösterdiği gibi sikke ve ehad. Ehad içine esma koyamadığın şeydir. Yoksa ilah olur. Öyle mi? Ehad. Evet. İçine ilahları koyamazsın. Kulu vallahu ehad. Kulu yazı bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Mesela içine esmaları koydun mu ilah olur. Bir şey kabul etmiyor. Hiçbir esmeyi kabul etmiyor içinde. Kabul etmemem mi? Cem edip de yani nasıl oldu? Öyle, öyle işte. Bir koyamıyorsun yani. Artık içerisi nasıl bir şey? Esmadan konuşmuyorsun yani. Yani. Sikke ahadiyeti mecmunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke ahadiyeti ve hatemi samediyeti göstererek şirk ve iştirak her cette tarzıdır. Osman bak, ben yaşadığımı söylüyorum, bir paylaşayım bir parça. Ne yaparsanız yapın kardeşim, şirkten kurtulamazsınız. Ama Allah sormaz da, yani şey, düşünce de şirk, hayal de şirk, meyiller de şirk, fiiller de şirk, bir sürü şey var, kelamdan şirk. Onun için hayalden tecerrüt, düşüncelerden tecerrüt, şirklerden kurtulamazsınız. Zaten onu söylüyorum. Her cihetle tard ediyor, şirk ve iştirakı. Ne ile ancak kurtulursun? Ne ile? Sıfır şirk nasıl olur? Ancak hayatta inkişaf etme nispetinde kainatın bir bütünlüğü hayattan olduğunu, hayatın teşavvüp etmiş, şüphelenmiş, kitap gibi gözükmüş masa aslında bunu hayattır. Her şey, yani bu yaprak, yaprak ağacında böyle yaprakta tık oynuyor, çiçek, meyve, lıplık oynuyor. Ama gel bakın, aşağı doğru dikince uzaklıkları yakınlaşmış oluyor. Hayat vasıtasıyla teke indiriyorsun. O zaman sen ben kalkıyor. Onun meziyeti, bunun meziyeti. Getirdi, yaptım. Dün, bugün, dünya ve ahiret, iman, küfür. Kalkıyor. Ondan sonra ne diyor? Sikke ehadiyeti mecmunda gösterdiği gibi o hayat her bir cüzde dahi cüz. Niye? Samediyeti sonunca söylüyor. Sikke ehadiyeti, sikke çekirdekti. Çam ağacının çekirdeğini düşün, şey çınarı. Sikke ile ehadiyeti bir yapıyor. Hatemi samedaniyeti diyor. Samediyeti. Ha, samediyeti. Hatemi samediyeti. Samet, kul vallahu ehad, Allah'a samet. Hatem neydi? Meyveydi. Son. Ha. Hayat vasıtasıyla baş ve son alıyorsun içine. Samet ne demek? Aynı samet olmak kolay iş değildir o insan penceresinde. Hatem samettir. Çekirdek sikkedir ve ehattır. Ha? Evet. Samettir. Bu ehattır. Ama içinde çekirdek var. Olsun. Ehadi içine almış zaten. Olduğu halde. Yani. Onu oradan bakarsan evet. Aldı. O evet. Ondan sonra sikki ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek bunu cem edebilirsek baş ve son içinde seyrediyorsun. Edince ne oluyor? Bütün iştirak ve şirki her cihetiyle tard ediyor. Her cihetle tard eder. Yoksa mutlaka şirk kokusu var. Allah Resulü'nün hadisini okumuştum. Şirk o kadar ince, o kadar ince ki senin bir haberin yok. Karanlık bir gecede, karanlık, kara bir taşın üzerinde siyah bir karıncanın ayak sesi bir an işte, bir de gölgesi kadar gizlidir. Abi ancak bu şartta gider. Az önce hayatı anlattınız ya şey olarak. Hani bizdeki görünenler sıfattır, hakiki ya, hayat evet. Bu, sıfat olarak gözükmektedir dediniz. Sıfatı hani bizdeki gözükenler hep şeyler ya dediniz o cümleden. Nasıl bir de söyle. Yani bizdeki gözüken hayatlar sıfatı, bir sıfatı. Hayatın kendisi değil. O tamamen başka. Yani demek ki hani bizde de bütün işte mesela ben onun şu an farkına vardığımda anladım ki ben bu değilmişim.
bir hissettim. Yani o zaman benim bilmeklerim la ilahe gibi tecerrütü vesile oluyor. O ben değilimi bilmek için. Ben değilim, ben değilimleri bilmek için. Yani benim ilmim la ilahe'yi tanımlamak için. O değilmişim. Mesela o zaman ben o değilmişim. Ondan tecerrüt etmem lazım. Et et, sonra git gidebildiğin yere kadar gibi. Evet. Zaten belirlenişi ortadan kaldırarak belirlenişe dönüyorsun. Mesela la ilahe kaldırıyorsun. Peki nereye kadar geliyorsun? Kaldıramayacağım bir şey kaldı olduğu zaman. Çünkü hiçbir varlık kalmadı ki kaldırasın. Bana dediler ki ene nedir? Kaldıramadığın şeydir. Kaldıramadığın şey. Evet. Mesela çıkart gömleğini, kaldırdım. Çıkar atletini, kaldırdım. Çıkar bedenini, kaldırdım. Hayatını kaldır. Aklımı kaldırdım. Ruhumu kaldırdım. Kaldıramayacağım bir şey varsa o da var değildir. Niçin kaldıramıyorum? Var olmadığı için. Niçin kaldıramıyorum? Altına da yaz. Çünkü var olmadığı için. Varlıksız varlık. Zaten mahluk değil ki. Evet. Öyle bir yere geleceksin ki nereye kadar dediler? Kaldıracağım bir şey kalmadığı zaman. O zamana kadar. Bazen o kadar garip şeyler oluyor ki, herkesin aleminde olduğu gibi ben ifade ediyorum ya. Zannediyorsunuz ki sırf kendi aletim yok, hepinizde bunlar kısmen yaşanıyor. Böyle bu haletler olduğu zaman veya haletler hakim olduğu zaman böyle geçmiş gelecek ölümden bahsetmiyorum zaten. Böyle yani haşir meydanında da hesabı sen soracaksın kendine. Böyle olması lazım. Sen soracaksın. Cennetini sen yapıyorsun, cehennemini sen yapıyorsun. Haşir'de kendine sorman lazım. Çünkü hesabı ben soruyorum burada zaten. Çok acayip ya. İşte sonra biraz da böyle öteye geçtiğin zaman ben doğduğum zaman ismimi birileri koymuş. Ben koymamış. Sonra biraz arkaya geçtiğim zaman meğer birilerine o dedemdi. Dedemin kalbine de üfüren bendim de ona söylettirdim kendimi. İsmimi de koyan da benim gene. Onun kulağına, kalbine üfüren de bendim. Bana bu ismi ver. İsmimi de ben koymuşum. Kendi ismimi. Elestu bi Rabbikum de ben cevap vermişsem dedeme kendi ismimi söyledim. Çok mu? Çok mu? Elestu bi Rabbikum meselesinde ben iken dedeme de ismimi söylemişim. Bunu bana koy. Çok mu? Zor bir şey. Benden bana, ben diye, Risale-i Nur diye koştum diyor. Benden bana. Durumu iyi değil yani. Ama bunlar yaşanır. Ama adetullah uyar. Adetullah uymayan, sistemi bozan, şeytanın vurgununu yer ya. Yani. Yemiş demektir zaten. Şey yoksa kürse kadar miraç ettirir şeytan. Zahiri şeriatı bozan, öyle abuk subuk şeyler, itikatlara şey yapan, o tür tanımlama veya ifadeler şeytanın evvasındandır.
aldatmasında. Başka hiçbir şey değildir kesinlikle. İtikat ve akaid-i zıt böyle ifadeler. Ha? Yapar. Büyük zatlar gitti annesinin, annesine, daha evlenmeden önce annesine bazı şeyler anlatmış. Geylani kendisi söylüyor. Daha doğmamışken. Evet. Bunların maksadı ne peki? Kesbetmeyi istiyor. İnsan, insan Allah için sırdır. Allah'ın maksadı ne? Allah'ın maksadı bütün şuunatına şahit etmek onu. Allah'ın icraatına. Şahit ve etmek mi? Şahit olmak filan mı? Şahit edeceksin, şahit olacak. Sonra Allah icraatının, tasarrufatının verebiliyor, veriyor. Çünkü insan benim sırrımdır, ben de insanın kolay iş değil. Usta diyor ki bu sırdan değil, aynı samet için söylüyor. Aynı samet olmak kolay iş değil. Buradaki peki sikke-i ahadiyetten hatem-i samediyete, oradan tam ne anlıyoruz abi? Bunu şeyde anlatıyor. Yani bunu boşuna söylememiş. Burada böyle mahiyet boyutunda bir mevzuda sikke-i ahadiyetle 10. sayfada diyor ki söylüyor. 10. sayfada dedim tabi. 6. sayfada sırr-ı ahadiyet nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için yani orada sırr-ı ahadiyet nur-u tevhid içinde. O sistemdi. Bu eylemdi. Kazanım bu. Yani bu sistem içerisinde benim kazanım birinci lemadaki kısım. Evet, kazanım bu. Bak sırr-ı ehadiyet. Orada ne dedi? Sikke-i ehadiyet. Sikke sıra dönüştü. Çünkü çekirdekte zıtlar yok mu? Dal, budak var. Burada ne dedi? Sır. Sırla sikke aynı, ehadiyetle aynı. Mesela bak. Sikke-i ehadiyet eşittir, sır-ı ehadiyet dedi. Eşleştir, ehadiyet ehadiyetle. Sırla ne? Sikke. Sikke eşleşti. Çekirdekliği. Evet. Çünkü çekirdek tılsım değildir. Sır sahibidir. Sırları barındırıyor. Evet, sikke-i ehadiyetten hatem-i samediyete sırrı ehadiyet olmuş oldu. Evet. Bir de öbür neydi? Nur tevhid miydi? Nur-u tevhid. O da mı şey ki acaba? Evet, kazanım. Kazanım. O da kazanım. Bu kazanım. O sistem. Hatemi samediyeti. Nur-u tevhid. Ya biraz ezel ebede de benzedi gibi ama. Evet. Sikke-i ehadiyetle hatemi samediyet. Yani çünkü kazandığı nereden biliyoruz? Diyor ki, onur-u tevhid ile ne olmuş? Kazandı mı sistem? Hayır. Onur-u tevhid ile bütün Hut'un karnını bir taht-ı bahir gemisi hükmüne getirmiş. Onur-u tevhid ile yani denizaltıya dönüşmüş, saraya dönüşmüş. Kapı olmuş. Balık içi böyle olur mu? Sistem değiştirilmiş. Getirmiş. Ne yapmış? Zelzele bari, dağ bari, envacı dehşet içinde denizi meydana, cebelan, tenezzühgaha dönüşmüş. Peki bu aynı samediyet olmak kolay iş değildir. Burayla nasıl bağlanıyor? Aynı yani bu makam. Yani bunun şuurunda olmak, aynı, böyle ben bir aynıyım. Yani kolay değil yani sen. Sen aynı samet olmak. Kolay olması. İnsan, ne? İnsan olmak gerekiyor. İnsan olmasan beşersin. Hiçbir anlamı yok yani. Beşer, şerlenince, sıyrıldıkça insan oluyorsun. İnsan oldukça aynı samet oluyorsun. İnsandır aynı samet. Onun için kolay değil. Bu zıtları barındıracaksın. Beşeriyetten insan böyle filiz gibi çıkacaksın. Ayrıldıkça, sıyrıldıkça, saflaştıkça insan olacaksın. 11 tane şart lazım. 11. hakikat.
10. sözde. Bab-ı İnsaniyet, ismi hakkın çilesidir. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Evet. Burada da ehad'den samede. Evet, o ehad. En sonunda gene şeyde. Küllehü küfüven ehad. Küller tuhaf değil mi bu cidden? Böyle baktığın zaman bir sistem, bir eylem. Zahir-i Seyri Mümteni. Çok kolay bir kitap. Okul, her sene okusan aynı şeyi zannediyorsun. Değilmiş değil mi abi? Yok değil abi. Konuştukça daha büyüyor. Ve peki vicdanınla söylemen lazım. Değilmiş değil mi zahirdeki gibi? Kur'an da öyle değil mi? Zahirde ne kadar sehil. Bak batan yıldıza yemin olsun ki arkadaşını satmadı, yanlış yapmadı. Ne alakası var? Okuduk ya başta. Allah'ın kelamı da böyle. İnsan zor tutuyor ya. Ya Rab, nerede gizlisin diyesim, haykırasın geliyor. Yani nasıl bir sistem kullanıyor? Yağmur indiriyoruz ki topraktan buğatı çıkar. Ne alakası var yağmur? O buğatı çıkartıyoruz. Niye devrik şey söyleyip başka şey? Hakikaten Allah çok usta ya, çok iyi biliyor ya. Vicdanınla söyle. Çok acayip bir Allah ya. Ya bu kadar güzel bir Allah olur mu? Bu kadar ne kadar hoş ya. İsa Aleyhisselam'ın nazına bak ya. Ulan senin de canını sevsinler ya. Tabi arkadaşımız. Ya Rabbi dedi. Beni niye bıraktın? Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah cevap verdi. İsa Aleyhisselam'ın sorusuna. Seni terk etmedi, seni unutmadı da. Allah terk eder, unutur. E o dil öyle dedi ya. Oysa eğitiyordu. İnşallah demediği için yarın gelin cevap vereceğim sorunuza dedi. Ruhla alakalı Yahudi soru sordu. Allah Resulü dedi ki yarın gelin cevap vereceğim dedi. İnşallah demediği için. Vahiy 3 sene gecikti. 3 sene. 3 sene eğitim aldı. Bir gün, 2 gün değil ya. Şey iflas eden kardeşleri diyorum ya, fabrika atölye iflas etmiş. Abi ben ne iş yapayım dedi. Sen iflas etmedin dedi. Zahir de iflas etti. Hayır. Sen bu fabrikanın nasıl iflas edileceğiyle, nasıl iflas edilmeyeceğinin eğitimini aldın. Ben seni Mısır'a, Amerika'ya gönderdim. Kursa gittin. Onun için bu para battı gibi gözü batmadı. Onu öğrendin sen. Kursa gitti. Mesela bedeni ne kadar kesiyorlar değil mi hastanede şey, eğitim yaparken? Ne diyor? Kadar var mı? Ne? Kadavra. Anatomi. Anatomi de kadavra. Kadavra. Ha, kadavra. Öyle bir adama denk geldim ki ben duyuyorum biliyor musun? Ben ihtiyarım, yaşlıyım, hastayım böyle. Bir yer verdiler yatak. İnanın bana ömrümde ilk defa duydum. Ömrümde ilk defa duydum. Yatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hastayım. Böyle. Orada konuşuyorlar böyle. Herkes aynı tip, aynı tipleri bulmuş. Mesela hayvanat bahçesi gitsene, tavuklar tavuklarla, tavşanlar tavşanlarla. Ne konuşuyorlar biliyor musun? Ya dedi, tesbihten şey açılmış. Tesbihle. En kaliteli, en orijinal tesbih diyor. Şu diz kapağı, insanoğlunun diz kapağın kemiğinden oluyormuş. Kaval kemiğinden oluyormuş. Ondan sonra demiş ki ötekisi bu olmasın dedi. Yok demedi. İnsan kemiğinden tesbih yapmış adam. Alem zerratını tesbih olarak eline almıştı ya, o da kemiğini almış. Böyle psikopatlarla yaptı. En kaliteli tespit diyor, ne diyor kemiği, kaval kemiği mi ne dedi. Bir bu kemiği dedi, bu tepe, şu en kaliteli buymuş, bu ne oluyormuş. Bir de kaval kemiği, kaval kemiğinden oluyor dedi. Dedi ki, bu o kemiği, o, ondan mı dedi bu tespihi? Ama ben gurur duyuyorum böyle şeyler duymamda da. Bir şeyin ne kadar dipte olduğunu, evet, ne kadar yükseğe çıkabileceğini göstergesidir. Bu zamanda öyle insanlar varsa onların zıt
Tamam. Ve aynı yerdeyiz ben. Bunları konuşuyoruz. Bunların yanında. Bu dip mesela sıfırdan sonra eksi bir yoksa bir zaten yoktur. Ama vücudu yoktur. Ademidir. Adem yoksa mevcut var mıdır? Vücut yoktur. Vücut yoktur. Eksi bir yoksa artı birden bahsedemezsiniz. Diyor ki ömrünüzde böyle bir şey duydunuz. En kaliteli tespih diyor. Kaval kemiğinden, insan kaval kemiğinden yapılan tespihtir diyor. Dedi sen kadarvada mı çalıştın dedi yoksa mezardan mı çıkan nasıl yaptın dedi peki. Ne dediler bilmiyorum, duymadım. Evet, hayale hoş geldiniz. Hayal, evet. Hayat hayal değil biliyor musun? Hayat, hayalin sabit bir versiyonudur. Hayat, hayal. Biliyor musunuz? Surette yaşıyoruz. Evet. Suretteyiz. Osman dedi ya biz niye anlamıyoruz işte o hep suretteyiz. Bunlardan da bahsetmek de bu konuşmalardan bahsetmekte de insana zarar veriyor denildiği tarihte yaşıyoruz. Bunlar konuşmak zarar denil. Anlatacak kişilerin anlatması şöyle dursun. Teşvik etmez şöyle dursun. Külliyata ihanettir. Külliyata zarardır. Ama ayet hakkında konuşuyoruz değil mi? Batan yıldızla çıkan peygambere indirilen yağmur ile çıkan bitkilerle izah ediliyor. Allah. Hasta olmadan mümkün değil. Yani. Çok garibime gidiyor. Anlamıyorum bazen böyle. Kafam alt üst oluyor. Ve dünyada basit bir şey alamıyorum yani. Mesela gidiyorum da limon için markete. Ne alacaktım diye geri döndüm. Sonra iyiyse kapılacaktım. Ben herhalde kafayı yedim. Üç tane şeyi, iki tanesini almışım. Sonra Rüştü abinin sözü hatırıma gelip gülüyordum. O da iyi ki demiş. İyi ki demeseydi ben çok kötü olacaktım Osman. Rüştü abi ne dedi biliyor musun? Filozof talebesine git demiş, patlıcan getir demiş. Burada. Ya patlıcan demiş, ya patates ikisinden birisi. Gelmiş. Ötekisini almış. Ben sana patlıcan da getirdim. Niye patates getirdin demiş. Efendim ikisi de topraktan çıkıyor demiş. Fark etmez. Durum iyi değilmiş. Durum iyi değil. İyi değil. Ha, aynı. Gidiyorsun 2-3 tane şey alacaksın yani. Bir de limon geçen. Baktım. Hani limon? Hakikaten limon. Limon. Marketteymiş. Bir daha alayım. Ne var? Hepsine tek tek gitmeyin abi. Olacak. Cevap şu. Sen iyi misin? Bilmiyorum ki. Hiç filozof şey değil yani. Böyle cehennemde konuşmalar. Sen iyi misin? İyi. Bilmiyorum ki iyiyim. Sen söyle nasıl? Ama bakılırsa diyor 3 tane şey söyledim. 2 tanesi getirebildim. Bir tanesini yok. Demek ki bir tanesi yerine başkası geçmiş. Orada başkası var. Şurayı bir okuyayım mı? O mevzuyu tam şey yapmış. O. Nasıl ki kainat insan için yaratılmış ve kainattan maksut ve müntehap insandır. Öyle de insandan dahi en büyük maksut ve en kıymetdar müntehap ve en parlak aine-i ehad ve samet elbette Ahmet Muhammed'dir. Allah sağ olsun. Allah Allah. Tam böyle hani o... Işte, Mürat Risalesi'ndeki. Bu lemalarda ya. Şey, Fert isminde. Beşinci şu anın ikinci mi altıncı? Altıncı nükte hangisiydi? Tamam, Fert. Yani Sikke-i Ehadiyet'le Hatem Samediyet'i söylemişti ya şeyde. Kayyumiyet, kayyumiyet. Altıncı iş. En parlak aynı Ehad ve Samet elbette Ahmet Muhammed'dir.
Ahmet'teki Muhammed. Hmm. Ahmet-i Muhammed terkip değil bu. Ahmet'teki Muhammed'dir. Hmm. Ahmet aynasındaki Muhammed. Bak gördün mü, değişti şimdi dedim. Ya, ya biz nereye talip olmuşuz ya? He? Onu mu demek istiyor abi, yoksa şey mi ya? Sikye Muhammed, Hatem Ahmet değil mi? Öyle dedi. Ön işliyor zaten. Tabii yani olup aslında deminkinin peygamberimize hitaben uygulanmış hali. Onun için aşağı. Bir insanda uygulanmış hali. Hmm. O hal. Ama bu o da şeydi ya, yukarısında da onu diyordu. Bir ara okuduk burayı. Öyleyse diyor herhalde o cemal ezeli kendisinin aynayı müştaki olan insan ile ebedül abad yolunda seyahatinde beraber bulunmak için. Kim bulunacak? Ya. Evet, kim bulunacak? Cenab-ı Hak değil mi? Cemal evet. Ezeli. Evet. Cemal ezeli kendisiyle aynayı müştaki insan ile. İnsan ile Allah seyahat edecek. Ebedül abad yolunda seyahatinde beraber bulunmak için. Dehşet bir şey. Yani niye, maksadı nedir demiştik ya, o şimdi şu burayı okurken evet. O şey geldi. Cemali ebedi mi diyor? Ezeli. Cemali ezeli. Kendisinin aile-i müştakı olan insan ile. Kendisinin aile-i müştakı olan insan ile. İnsan ile. Ebedül abad yolunda seyahatinde beraber bulunmak için. Allah öyle be. Ne diyor ya? Ebedül abad. Bitmeyecek olan, hiç bitmeyecek. Abad, hani nele? Abad olasın. Yoksa kahriyle berbat mı? Ebedül abad demek. Ebedi olarak inşa olacaksın. Devamlı olmandaki olmaların bitmeyecek. Evet. Olmakta olansın. O aynen müştakiyet de devam edecek. Devam evet, edecek. Evet. Hani abad ola ola. Abad olurken oluyorsun, oluyorsun. Olurken devam ediyor. Olman devam ediyor işte. Ebedül abad, abad olmak. Kahriyle berbat var ya terkip Anadolu'da. O da cemal ezeli yani. Süper. Nereye talep ediyoruz? Anladık değil mi şimdi külliyatı? Anlaşılır mı şimdi bunu? Anlayamayacağım, anladım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayal. 25. defterden 92. sayfa Kastamonu 165. Sözler 740'ta geçiyor. Bak, enfus olunca ne nefesin kaldı, ne sesin kaldı, ne uslubun kaldı. Ne böyle canlılığın kaldı, öldün gitti. Altında küçüldün. Şimdi hayal deyince dışarıdasın ve canlısın. Haletimiz çok iyi ama. Değil mi? Hadi bakalım. Şu anda benim haletim geldi. Niye? Halet mi vardı orada? Bir şey yoktu. Ezildik gitti ya. Of be, iyi ki güldük ya. Allah Allah. Ama hep öyle, yani o halde olmak istiyor insan. Niye? Yani çünkü o sensin de ondan. Şimdi yabancısın. Sen çıktın dışarıya. O hali bilmesini hiç istemiyorum. Hiç öyle, hep orada kaldım. İşte üçü, sen de oradasın da onda. İnsan yabancı evde, yabancı yerde, yabancı arabada olmak ister mi? Ne olursa olsun kendi yatağında değil. Niçin peki rahatsın oradan çıkmak? Çünkü sen oradaydın, sen olsun, oralısın. O mevzuları konuşurken bir sessizlik oluyor. Bir sessizlik hissediyorum. Değil mi? Değil mi? Şöyle. Şu an yok o. Az önce bir sessizlik hali. Sakinlik değil, böyle bir şey oluyor. Bazen bende şeyde de oluyor, benle yapanlar da bazen ifade edebiliyorum, etmiyorum. Beni hamama götürüyorlar, saunaya gidiyorum ya. Saunanın dışında bir de buhar odası var. Ben oraya gidince, her gidince bir hemen ama sanki ısmarlamalı bir haletim, haleti ruhiyem demiyorum, beşeriyet değil. Hemen böyle hislerimin arkasına latife pat diye değişiyor hemen. Ne yani? O buhar odasında. Hmm. Ne oluyor ki yani? Nasıl? Bilmiyorum. Buhar odasında ve saunada. Yani bir başka korku değil de başka bir şey açıyor. Bir şey oluyor orada. Orada da çok güzel şeylerin çıktın. Bir de hapiste çok çıktın. Ondan sonra. Ok, hadi bakalım. Evet, hakiki. Kastamonu 165, 740 sözlerde hakiki bütün elem dalalette,
bütün lezzet imandadır. Osman niye dedim ben oradan çıkmak istedim? Çünkü bütün lezzet oradadır. Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. Evet, lemattaki kısımdır galiba. Evet. Şimdi iki yerde de aynı de. Hakikatlar bazen de hayal libasını giyermiş. Mesela hayal neydi? Libas. Mesela mevcudan. Şimdi kalpte mana çıkar. Vicdana atar. Dağın tepesindeki kar topu. Tekerlerine tekerlerine eklenir ya. Bazen çarparsa aşağı dönerken bazı parçalar fırlatır. Hızlı giderken zayıf olan eklemeler atılır. Kabiler daha kabi olur. Dışarıdakiler içeriye girer. Katlanıyor ya. Daha sert. Manalar kapten çıkar vicdana. Sonra dima gelir. Dima da anlamını bulduktan sonra dima bütünsel elbise giyer. Buna uygun. Veya ona yakın bir elbise. Nerede biçilir bu? Hayal. Hayalde şey yapar. Elbise orada biçilir. Hakikatlar bazen de hayal libasını giyer. Hayal da hakikatlara libastır. Hayal da neymiş hakikatlara libastır? O cinsten libas ama. Devamında diyor ki, gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin, şimdi seninle gideriz zulümat-ı Adem'e. Adem'e de gidiyor. Adem'e gideriz diyor. Hayali kim binermiş biliyor musunuz daha önce okumuştuk? Ruh binerdi. Akıl fikre binerdi. Bak ne diyor? Şimdi bunu kime hitap ediyor? Ruhumu. Birisi beşeriyet kabul etmiyor. O hitap ruhadır. Nereden biliyoruz? Gel ve emin al. Hayal üstüne de bin sen. O zaman hayale binen ruhtu sen ruhsun. Şimdi seninle gideriz zulümat-ı Adem'e. Ondan sonra başlıyor orada. Tahayyül hayal, tasavvur, vehim. Dimağın ikinci tabakası, okuyayım da ondan sonra izah bir yarış yapacağız. Dimağın ikinci tabakası, vehmini ele alınca ister istemez hayalini de kullanır. Şimdi, bütün elem dalalette. Elem dalalette ama çok lüks yaşıyor mesela. Villası var. Yani bütün o film çevirmek için kurguladıkları bir şey, saray. Filmdekini zannediyorlar ki böyle bir hayattır, gerçek bir hayat. Öyle bir hayat yok. Hiç kimse de yok. Böyle, bunu çekmek için ne kadar masraf ediyorlar. Böyle bir şey yok yani. Dalalet ve lezzet gayense imanı elde edeceğiz. Yani bundan kurtulup, buna vasıl olmak, tamam. O zaman dalaletinde sebebini, lezzetinde sebebini söylüyor. O zaman bağırma, sırayla gidiyoruz. Bağırma, çünkü niye? Lezzetin zemini sebebi imandır. İmanın artır. Dünya gülgüstan, ölüm korkusunu aşarsın, bedenini putlaştırmadan sıyrılırsın. Kimisini peygamberi ikiye bölmüşler, derisini üzmüşler, vallahi düşmüş. 17 sene galiba Eyüp Aleyhisselam kurtarmış, kurtu koymuş. Öyle dalalet de rahmeti görememekten kaynaklanıyordu. O zaman her şeye rahmetle bak, dalaletten sıyrıl. Sıyrıl bakılır. Lezzet almak istiyorsan iman tadına evet. Bak. Mesela Allah nazarıyla bak, cüziyetten çık, külliyete bak. Bak o şey koş, o hastalığını. Ha bu yani, bedenim kan hasta, bedenim kanser. Ruhum kanser mi? Arapçada kanserin adı seratan. Hutbe Şamiye'de geçiyor. Hutbe Şamiye'de. Ruhları seratan olmuş diyor. Bunlar, ben Çin Türkçesini söylüyorum. Ruhları seratan olmuş. Ruhları kanser olmuş. Allah yok. Tefekkür yok. Şu yok, bu yok. Bedeni sarıyorsa ne olur? Hiç kimse oturmamaktan içerisi çürüyor. Çürümüş. Kimse yok ki. Kapalı eve düşünün. Birkaç sene sonra çürür. Dökülür. Anladın mı? Kimse yaşamamış. Öyle adam gelmiş gitmiş, gömülür. Hem adı sana girdiği gibi böyle hakikat noktasında yaşamamış. Ya.
Öyle bir insanlar da gelmiş ki kendilerini yaşamaya zaman bulamamışlar. Hiç ölmemiş, ölmeyecekmiş gibi yaşayıp hiç yaşamamış gibi ölmek. Ölmek. Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Bak, hiç ölmeyecek gibi yaşıyor. Giderken de hiç yaşamamış. Neler? Bak, ölmeyecek gibi yaşamış. Ama hiç yaşamamış gibi gidiyor. Çok kötü. Kim bunlar? Kendinde yaşıyor. Hayat doğmayla başladığını zannediyor. Bunlar. Hayat doğmayla başlayadığını zannedenler, vefatla da hayatın son bulacağını söyleyen tiplerdir aynı bunlar. Hayatı doğmayla başlamışsa, vefatta hayatı bitmiş. Oysa bizim hayatımız ezel ebedden medet alır. Hayat bununla medet alıyor. Evet. Dalalet tamamıyla fikri miydi Hasan abi? Başka hiçbir şekilde fikir dışında bir dalalet var mıydı? Fikir tabi hayata dönüşürse var tabi ama dalalet fikirdir der Mustafa. Değil mi? Kalbi, ruhi bir dalalet yok yani. Yok. Fikirdir. Fikir. O zaman tamamıyla fikir yani akıl oyunlarıyla yapılan bir şey. Yani evet. O sonra Fatiha suresi de o zaman burada dalalet fikri ise dimağa karşılık geliyor bir cihette. Evet. Evet. Gayrı maddûlu aleyhim. Evet. Dalalim. Yani tamamıyla fikirde olan bir şey. Yani hakikatte olan. Bu yol, bu da yol demektir yani dalalet. Şirk mesela, dalalet inkar yok. Bu yolsa bu yoldur. Şirk değilse inkar yok. Şirk bu varsa bu da var. Bu sahiptir, bu da sahiptir. Küfür ise gene inkar yok. Allah yoktur dermez. Varı ortadan kaldır, örtmektir. Ha? Yani dalalet, istikbale, küfür geçmişe, şirk andadır. Sonra gelelim, gel vehmini ele al. Vehim neredeydi? Şurada. Buradaydı. Vehmini ele al. Buraya al. Vehim alınca ne oluyor? Hayal üstüne de bin. Vehmini ele al. Vehim kötü değil. İnsanlara zenginlik katıyor. Vehim nihayetsiz düşünce ihtimaliyatlarını veriyor. İnsanı donukluktan çıkarıyor. Her şeyden her şeye geçiş yapabiliyor. Her şeye de bakabilme imkanını veriyor vehim sana. Vahiy kıyası mı? Vehim yapıyor tabii. Vahiy kıyasıyla. Evet, evet orada. Zaten koymuşuz bak. Yani her şeyle bir şeyle de her şeye bakma yetisi ve yetkisini sana veriyor vehim. Ve insanlara zenginlik katıyor. Her şeyde ilişki ve çelişki kurduruyor vehim. İnsanları cüziyetten külliye, eğer unutmayın bu şeyi, bir şeyi götürüyorsa aynı şey terse de yapar. Eğer insanı cüziyetten külliyeleştirmeye sebepse vehim, aynı zamanda küllerden cüziye indiriyor seni vehim. Kuyudan çıkarttığı gibi kuyuya da indiriyor. Bütün hastalıkların, ustad diyor ki madde hastalıklarının ekseriyeti mutlakası diyor, vehmi hastalıklardır. Hastalıyorsanız biliyorsun. Vehim yapıyor bunu. Birisi geldi sana, hakikaten yani, evet, hastam o kadar büyütmesi gerekiyor veya hiç değil anlattığı gibi dediğin, gösteriyor böyle bir şey yok. Simasından tarlır, adın gibi ki beyni bozuk. Bu kadar, beyni bozuk, hayali bozuk, iki şey. Yani serbest veriyor, bu garip şeyleri hayal ediyor, garip şeyleri düşünüyor. Ondan sonra kendisi kötü hissediyor. Bu sadece geçen cümleler. Bu budur ya. Onlar akla geçememiş ki. Malzeme kötü verilmiş. O kadar. Kötü şeyler seyretmiş. Onun için hayali kötüdür. Kötü şeyleri dinlemiş. Kötü şeyleri evham, yani onu gıybet etmişler. Gıybetin yanında bulunmuş. İftira etmişler. Onun yanında bulunmuş. Dedikodular, videolarını, işte aile
bununla alakalı filmler seyretmiş. Mesela devamlı uçak nasıl düşer, uçak düşer, kalkarken, binerken bu videoları seyreden bir insan uçağa bindiği zaman kendisini güvende hisseder mi? Bilemez. Örnek veriyorum. He? Yok. Yani ya bir tanesi diyor ki bana niye bu tür şeyler ayarıma geliyor? Ne seyrettiyse o cinsten gelir. Ya. Şimdi gel vehmini al, ele al diyor. Aldın. Kime diyor bunu? Eline al diyor. Eline, böyle eline al, aldın. Ruha diyor. Nereden biliyorsun sen? Öyle bir şey demedi ki. Hayal üstüne de binden çıkarıyor. Çünkü ruh hayale, akıl fikre binerdi. Hayal üzerine bin diyor. Kim bu? Ruh. O zaman diyor ey ruh, vehmini ele al, küllüleş. Cüziyetten külli ol. Şimdi seninle gideriz. Neyle? Ruhla zulümat-ı Adem'e. Adem nedir? Zulümattır. Tamam mı? Nerede çıkartıyoruz? Yani Allah Allah. Zulümat Adem. Zulümat ruhta olduğunu yukarıda ruh kullanmış. Yani hayali bin ruh. Neyle gider? Zulümat Adem'e. Adem'e gideriz. Zulümat kalbi değil miydi? Evet, ruhya. Ruhla gidiyor. Aşağı doğru gidiyor. Niçin zulümat kalbi de? Çünkü kalp harita ya. Yani acayip bir şey ya. Ne? Yani Adem'e de gidebiliyor yani. Orada evet. Cihaz var ki cihaz al var. Eline çık git yani. Adem'e de gidebiliyor. Zulümat Adem. Vücutsuz vücuda. Gülünç ya. Neler varmış abiler bizde. Nereye gidiyorsun ya? Hop. Değil mi? Zulümat Adem. Cesaretliymiş de yani. Allah Allah. Değil mi? 740. Ne görmüş? Merak ettim ya. O Fatiha'daki şeyler, yolları. O işte orası. Orası gel behmini ele al. Hayal üstüne de bin. Ha şurada en. Ey yoldaşı üçtar. Sırat-ı müstakimin o mesleki nurani. Mağdup ve dallinin o tariki zulmani. Hem farklarını görmek eğer istersen ey aziz. Gel behmini hangisini? Dalalet ile mağdup. Gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz zulümat Adem'e. O mezar-ı ekberi, o şehri pür envatı bir ziyaret ederiz. Adem'i tanımlıyor. Yani mezar. Mağdup'un zulümat-ı Adem'de yani. Evet. Zulümat-ı Adem'de. Aslında değil mi? Evet, evet. Aynı yerdeyiz ama zulmat Adem'de. Evet. Giz veyahut da biz. Beraber burada ama zulmat Adem'i yaşıyor. Ya bu adama cehenneme girmeye gerek yok ki ya. Fethun'u fi ibadi, fethun'u cennet. Girdi zaten. Girmiş zaten. Girmiş kardeş. Allah Allah. Girmiş ya. Girmiş. Nasıl anlıyoruz? Ya ne olur cümleyi böyle şey yapın. Nasıl anlarız? Ya intihar seçenek olmuşsa bir derdin, sıkıntının çare ne ilaç? İntihar. Kendisi nedir? Düşünebiliyor musun? Çare buysa kendisi nedir? Allah'ını seversen ya. Ya dayanamıyorum. Çare intiharsa kendisi nedir? Zulmat bu işte. Zulmat bu. Eziliyorum ya. Boynuma bıkıyor ya. İntihar buysa kendisi zulmat. Ne kadar... Ya Allah'ını seversin ya. Hiç arabamdır, şudur, budur, eşim, aşım, kanser. Ya bırak ya zulmat adime düşmedin ya. Şükret Allah'ını seversin. Yapma ya. Param yok, şuyum yok, panserim, kanserim, hastayım. La kardeşim bırak ya. Ben çok insan gördüm yani. Siz de benden fazla gördünüz ama ben... toplu olarak yani gelen geçeni demiyorum. Günlerce, aylarca beraber. Böyle bakıyorsun. Adam taş gibi vücudu var. Bitmiş. Benden sağlam gözü var. Benden sağlam kulağı var. Benden sağlam böbrekleri var. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok.
Bir Nurcu denk geldi, yaptı. Hasan kardeş ya, buyur abi. Ya dedi, kitabımız yok ama gerek yok. Ezberden bir ders yapsana şurada ya. Bunlardan bana ne oluyor dedim, sirayet bilmiyor. Sirayet var abi, sirayet ne demek? Baştaki işte o dersi. Dedi ki, of be dedi ya. Zulmat alemden çıkarttınız ya. Elhamdülillah. Çıktınız ya. Çıktık hamdolsun. Sonra bir Kadir Ezeli kendi desti kudretle bu zulümat kıt adam bizi tuttu çıkarttı bu. Kadir Ezeli tuttu çıkarttı. Ne yaptı? Zulümat-ı Adem'i ne demekti? Bu vücuda bindirdi, gönderdi şu dünyaya. Neresi burası? Bu şehri bir lezzayiz. Lezzet ki biz gözükürken bu, burası değil. Şey gibi ama bu zulümat-ı Adem sanki ta yani yokluktan varlığa çıkma kısmındakini anlatıyor. Ta baştan beri tabii. Yani başlangıca gitti yani. Başta ama işte bu dünyada böyle adam gibi olmasa başına dönüyoruz. Yani gelmemiş gibi oluyoruz. Yani yokluk zulümatından varlık vücuda çıkartma mertebesini hayal gene keşfetti yani. Allah. İşte şimdi biz geldik. Nereye? Şu alemi vücuda. O sahra-i haile. Gözümüz de açıldı. Şeş cihette biz baktık. Evet. İstifkarkarane önümüze bakarız. Yani istifkarane. Evet. Yani yardım ister gibi böyle. Merhamet ister gibi. İstit afkarane. Önümüze bakarız. Lakin belliyeler, belalar, elemler, önümüzde düşmanlar gibi tahaccüm eder. Ondan korktuk, çekindik. Sağa sola, anasını tabiye bakarız. Ondan medet bekleriz, ilaç nereden falan bulalım şunu. Lakin biz görmüyoruz ki. Görüyoruz ki. Lakin biz görüyoruz ki onların kalpleri kasiye, kıtı yani. Merhametsiz o yardım istediğimiz kişi, bize yardım edeceklerin katı kalpli, merhametsiz. Dişlerinde de bilerler ondan yardım istiyorsan. Aslana diyorsa ne olur beni yardım et ya falan. O da hiddetli de bakarlar. Ne naz dinler ne niyaz. Mustar adamlar gibi meyusane. Nazarı yukarıya kaldırdık. Devam ediyor. Nasıl bir kitap? Bilmiyorum. Kırmızı kitap evet. Oradan bir şeyler oku da gidelim. Oradan bir şey oku da gidelim. Nasıl okuyacağız? Burası değil biliyor musunuz? Kesin. Acaba şu anda şöyle hayal edin. Burada odadayız. Çekmecedeyiz. Türkiye'deyiz. Dünyadayız. Galakside ve şimdi galakside böyle hayal edin. Yani bu giydiğiniz, oturduğumuz yerler vardı ya burasıydı falan. Hepsinden altından alalım. Galaksinin neresindesin şimdi? O aynı oradayız. Yok. Bak şimdi bu odadayız. Çekmecedeyiz, İstanbul'dayız, dünyadayız, galaksideyiz. Peki, bu odayı çıkart bu halkayı. Neredesin? Galakside oturuyorsun şimdi yaz. Evet. Boşluk. Hiçbir şey yok. İn. Çıkart işte. Bunun gibi milyarlar galaksinin olduğu yerde. Bir ondan bu galaksiyi de çık. 200 milyar galaksi var. Çık oradan. Birinci semadan da çık. Aynı otur. Oturmanı hiç bozma. Birinci galaksi, ikinci galaksi, üçüncü böyle, altı hop, sil. Aynı yerde oturuyorsun. Nur-u Muhammed'e geldik. Ama oturuyorsun böyle. Bu libasla da oraya gidemezsin işte. Öyle de olay değil. Hayal olsun, en azından bineriz ya. Orada bırakırız. Orada uygun libaslar giymen lazım. Hayal buna müsaade ediyor. Buna müsaade ediyor. Buna müsaade ediyor. Kastamonu 170. Hadi bakalım. Fazla durmak yok. Çünkü daha yürüyecek çok yolumuz var. Yoldaş. Ey yoldaş! Fakat Fesuhan'ı anlatma boka bak. Vallahi görmemiştim. Yolumuz var dedim. Ey yoldaş! Şimdi şu alemi misalden çıkarız. Hayali vehimden ineriz.
Allah Allah. O geri geldi. Geri geldi. Ey yoldaş, şimdi şu alemi misaliden çıkarız. Hayali, hayali vehimden ineriz. Akıl meydanında dururuz. Mizana çekeriz. Serbest bölgeden çıktı. Allah Allah, oraya bir devam edelim ya. Bıraktı, korktum da bırakmıştım ama. Biraz korkmuştum ya. Okuyorum yani. Çünkü kitapta bilgi değil de bu benim diye düşününce çilem çekiyor. Çıkıyor ya. Şey, düşünüyor yani. Duymak istemiyorsun yani. O 8 tane şey var ya, cehennemi cehennem yapan. Hatırla, o buradaymış biliyor musunuz? O neymiş biliyor musun? Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir. Ruhumuzu eziyor. Zira şu 6, yani 6 cihetten ki onlara başvurduk, öyle halet almışız. Nedir o? Cehennemimizi yapan. Dünyada var ya, fethuli fi ibadeyi girce. Cehennemi oluşturan 8 tane sıfat. Bunlar ne kadar bir araya girirse, ne kadar bir arada olursa o insan cehenneme giriyor. Nedir o? Yapılmış o halet. 1. O halet neyle yapılmış? 1. Haf. 2. Dehşetten. 3. Ac. Raşetten. Hem kalak, hem vahşetten, hem yut, yani yetim. Hem yeisten, ümitsizlikten. Mürekkep, vicdansuz. Bunlar da yapılıyormuş. Havf, dehşet, ats. Oran nerede abi? Biz bulamadık. 741. Vallahi, vallahi kitaptan okuyorum, kafadan okumuyorum. Tamam, yok. O, yoldaş. Onu bulamadım, onu şey yapmadım çünkü istemiyorum o yoldaş. Ha, o, en sonunda olabilir çünkü bu okudum, bu netice. Gelmedi ki, bu yaşayacak şimdi. Tamam, o gezmeyecek. Bu en sonunda olacak o. Ondan sonra bak, onu ben oraya sana... gittik, baktık siz yoksunuz orada. Yok, orada işim olmaz benim. Ben ikinci yolum, bak şimdi nerede o ey yoldaş, değil mi? Şimdi şu alemi sen Allah Allah. Bir tanesi demişti ki, İlyas adamı neydi, böyle bir abi profesör beni aradı. Ya kardeşim dedi ya, şurası için ya bunu bir ders yapsan olmaz mı dedi ya. Ya baka profesör, bu işte ne sahası, bilmem sosyoloji mi dedi. Bunu bir yap dedi, bir dinleyeyim dedi ya, bir seyredelim şunu. Neresi abi? Burayı işte bu. Mat'a mı bu kısmı? Bu bile yok, burası, bu kısmı. Tam mağdup talim. He yani. Böyle şeyi bir bulayım ya, bakayım. Ey yolda şimdi şu alemi sen, ha tamam. 744'teyiz. Bak, son, bak şurada, ortada. Bak şurada. Ha şurada. Şimdi ustad geri dönmeyi buradan şey yapıyor. Bu sözlerin filistesi yapmıştım 1985'te. Sözlerin filistesi mi? Evet. 1985. Tarzını çekelim abi biz. Olur. Sözlerin filistesi. 85'te. 35 sene. Ben ne eşit? 35 sene oldu mu? Ben 85'liyim ama ben ne eşit? Şuna bak. O başlıklar değil ha, konu değil, içerisinde bir şey. Bayram. Ey gidi yoldaş. Ezeli Cemal'e seyahat arkadaşı yoldaş. Hoş bir. Burada mıydın sen onu okuduğunuzu? Şimdi ustad geri döneyim, 444'te bak, nerede diyor dedin ya çünkü. Ne diyor? Diyor ki, ey yoldaş şimdi şu alemi misalden çıkarız, hayali behimden ineriz, akıl meydanına dururuz, mizana çekeriz, ederiz yolları berdaz. Aslında aklın da şeyini veriyor. Ha? Aklın da ne yaptığını anlatıyor. Evet, mizana meydan. Mizana çeker. Meydana çekeriz. Neredeydiniz lan siz? Gene var ya bakayım. Diğer bu şeymiş, akıl. Şu akıl meydanında duruluyor. Evet, duruyoruz. Evvelki elim yolumuz, mağdup ve dalin yolu, o yol verir vicdana, ta en derin yerine, hem bir hissi elimi, hem bir şedid elemi. Şuur onu gösterir, şuura zıt olmuşuz. Şuur hariçti ya, karşı iki tarafın üstünü açmaktı.
hem kurtulmak için de mustar ve hem muhtacız. Ya o teskin edilsin, ya İsas da olmasın. Yoksa dayanamayız. Feryadu fizar dinlenmez. Huda ise şifadır, heva ise iptal histir. Bu da tesebbüs ister, bu da tegaful ister, bu da meşgal ister. Buradan çıkarmışım psikolojiyi de, iki doktor bulmuşuz ya. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Meşguliyet bak. Bu da teselli ister, bu da tegaful ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister, hevesat-ı sihirbaz. Ta vicdan aldatsın, ruh temvim edilsin, uyutsun, temnev. Ta elem his olmasın. Yoksa o elemi elim, vicdanı ihrak eder. Fizara dayanılmaz, elemi yeiz çekilmez. Yeiz elemdir. Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse, o bak o derece nispetten şu hale tesir eder. Vicdanı bağırttırır. Yani mesela bağırıp çağırıp psikolojim bozuk, o nispetle sırat-ı müstakimde değiliz. Her lezzetin içinde elemi var, birer iz. Demek heves, heva, eğlence, sefahetten memzuç olan şaşay medeni, bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya bir yalancı merhem, uyutucu zehirbaz. Ey aziz arkadaşım, ikinci yolumuzda o nurani tarikte bir haleti hissettik. O halette oluyor hayat, madeni lezzet, lezzet, alam olur lezzayız. Elemler, başka şansı yok. Elem ve lezzet olur. Onunla bunu bildik ki, mütefavit derecede kuvvet-i iman nispetinde ruha bir halet verir. İman. Ne olur? Ceset ruhla mültebiz, imtizaç etmiş, tamam mı? Ceset ruhla mültezid. Mültezdir. Lezzetlenmek yani. Ceset ruhla mültezdir. Ruh vicdanla mütelezziz. Allah Allah. Ruh vicdanla mütelezziz. Ruh mültezdir. Lezzetlenir. Ceset ruhtan lezzetlenir. Ruh ise vicdandan. Evet. Şimdi diyor ki netice. Allah çok harika bak. Çünkü şöyle boyattım görüyor musunuz? Bir saadeti acile vicdanda mündemiştir. Bir firdevsi manevi kalbinde mündemiştir. Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiarı raz. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi nur, şitası yaz. Vicdanda firdevslerin kapıları açılır. Dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdaz. Olur şehbazu şeynaz. Yelpaz namazu niyaz. Yani sıcakta üfürüyorlar yelpaz. O da nedir? Namaz ile niyaz. Ey aziz yoldaşım, şimdi Allah'a ısmarladık. Gel beraber bir dua ederiz. Sonra da buluşmak üzere ayrılırız. Allahümme ihdine sıratel müstakim. Amin. Birinci dersi ara verelim. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi Kastamonu 256. Seyahat-ı kalbi-i hayaliye dair 2. Yani o kadar kestik. Niye o kadar kısa yazdık? Kalbi seyahat için hayale bindirmiş. Kalbini hayale bindirmiş. Kalbin kendi zatı seyahati ayrı. Mesela kalbin kendi zatı seyahati var. Bir de hayale binerek ettiği seyahat var. Bu da ayrı.
kalbi seyahat için hayale bindirmiş. Bak, seyahat-ı kalbiyi hayaliye, hayaliyle kalbi seyahat. Bu da, niye aldım ben bunu? Bir ruh seyahati var, ruh hayale biniyor, bir de kalp de biniyor. Adamları götürüyor. Emirdağ 169. Şunu mu anlayacağız abi? Kalp ve ruh. Daha yavaş mı gidiyor anlayacağız. Nihayinde o gideceği yere gider ama daha hızlı mı gitmek veya daha cami gitmek için mi hayal okuyorlar? Kalp ve ruh gitmez kardeşim. O açılır papa şey çekirdeki pat açılır. Çünkü kalp haritadır. Neyi seyretmesen Emirdağ 146'da kalp harita-i camiadır. Orada her şeyi seyredersin. Kalbin öyle bir şeyi yok. Kalbi seyahati ancak şeyi kullanıyor. Yani o alemleri açın, kalbin ve ruhun derece hayatına gir diyor. Ha? Kalp haritadır yani, arşın ta kendisidir. Ne seyretmek istersen bir yere gitmezsin, orada seyredersin. Gitmek için onun dışındasın, kalp öyle değil. Komutan diyor ya, kalbe komutan diyor, hayal götürüyor. Yani her neyi ararsan, burada seyrediyorsun zaten. Hiç bu uzun seyahate gerek yok diyoruz da. Kalp seyahat etmez zaten. Orada açılır, her şeyi seyredersin. 1/1 milyon harita. Ne demek o? 1 milyon defa küçültülmüş. Defa küçültülmüş. Hasan abi, şimdi ben şöyle anlıyorum ama ruhu alemlesin. Ruhta çok büyük bir güç var diyorsunuz. Evet, var hani böyle Hazreti Ali radıyallahu anh kalemin kapısını kaldırıyor. Yani o aleti buldu mu ruh koca sarayın Hayber Kalesi'nin kapısını kaldırabiliyor. Ve derslerde çok verdiğiniz bir örnek de var. Böyle konsantre oluyor, hayal ediyor diyorsunuz. Ruhu getiriyor, bindiriyor hayale, sonra hop bir vuruyor, kırıyor diyorsunuz. Yani ruhu hayale bindirip çıkartıyor. Bu örnek oluyor mu? Evet, gibi. Evet, evet. Evet. Bu örnek tabii. Hmm. Mesela şu anda ölü gibisin. Bir şey seyrediyorsun. Tamam, bir şey duyuyorsun. Bir şey hatırına geliyor. Canavar oluyorsun yani. Ne güç oluyor ki? Aktif ediyorsun. Veya başka örnek ama bu örnek olmaması lazım ama olsun. Mesela cinli hastalar, yani şey ölü gibi. Kur'an okumaya başlıyorsun, 4 kişi zor tutuyor. Nereden çıkıyor bu hani güç? Anladın mı? 4 kişi zor tutuyor. Aktif olmuş. Emirdağ 169, ruh ve hayal ve kalp, o noktadan öyle bir inbisat ve inkişaf etti ki, demek ruh ve kalp gibi hayalin de inkişafı var, inbisatı varmış. Sabit şey değil. Ki ustad, başka demek ki hayal sabit değil arkadaşlar. Ustad diyor ki, Lemalar 247'de benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zamandan hayli gezdirdi. Demek ki kuvvetli ve zayıf hayalim var. Demek hayal kontrol edilebilir veya ve inkişaf ve inbisat ettirilebilir. Hayal sabit değil. Yine bu manayı teyit eden şu Emirdağ 188'de ve hayali geniş bir ehli kalp ve fikir böyle dese hakkı yok mu ki? Hayali geniş olan varsa dar olan da var demektir. Bunların tersi de varmış. Onu okuyorum şimdi. Emirdağ 190'da onlar da emniyetsizliklerini bildikleri vakit inkısarı hayale uğrarlar diyor uzun olmasın. Fakat mesleğimizde ve hizmetimizde bazı arızalar ile inkısarı hayal cihetiyle şükür yerine meysiyetle şekva etmeye sebep olur. Belki hizmetten vazgeçer. Anlamışız. Hayalin inkişafı ve inbisatı olduğu gibi inkısarı hayal yani ne demek? Çöküntü, kırıklığı yani hayat olabiliyor. Bazen o kadar sıkıntı vesairelerden dolayı hayal devre dışı olabiliyor.
sıkıntıda insan hayal kurabilmesi için de bir mutlu şey lazım evet. Yani. Hayal kurulamıyor yani. Hayal çöküntüsünün belirtisi bir. Çok ilginç bunun. O para şey sayfayı okudum da çıkarttım. Hayal çöküntüsünün belirtisi nedir? Hayal çökmüşse. Hizmette futura düşerler. Şükür yerine meyusiyetle şekva etmeye sebep olurlar. Aynı yerdeki şey. Hizmette futura düşerler. Ülfet olur. Şükür yerine meyusiyet, şekva. Hep şekva. Mesela bir adamın pireğini basma. Hep isyan. Hep tenkit. Hep tenkit. Hep tenkit. Allah Allah. Hep tenkit. Hep eleştiri. Ya bırak şu insanları genelledi. Ya bırak şunu ya. Ya bari hizmet ya tamam. Böyle. Hep tenkit. Hep tenkit. Niye? İnkısar hayal. Hayali çökmüş. Çökmüş enkazın altında. Enkazın altında ise ne diyecek? Ya bir saray diyecek hali yok ki. Hep tahta, hep tahta, hep üzerinde tahta. Altta demek ki. Ama düşün bulutun üstünde. Hep geniş, hep geniş, hep geniş der. Üstündekini söylüyor. Dersin birinci başında ısınmak için demiştik ya. Dünyayı tanımlarken, hayatı tanımlarken hayatı tanımladığını zannediyor. Oysa içini dışarı döküyor. Mesela birisine hakemlik yapmıştım Almanya'da. Dedim ya ne aile sıkıntıları vardı. Dedim ya ne var? Eşim diyor şöyle diyor diyor böyle yapıyor diyor şöyle yapıyor. Eşini anlatıyor gibi anlatıyor zannediyor. Oysa içini söylüyor böyle anlıyor. Kendisini anlatıyor. Ve çözümü ne bulmuştum? Anlat eşinden. Şöyledir, böyledir, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Çözüm neydi? Sevmiyor. Sen kendini sevmiyorsun. Eşini demedim. Sen kendine barışık değilsin, başkasıyla barışık olamaz. Biz bak, kendisi barışık olmayana, eşine barışık ol diye uğraşıyoruz. Kendisini sevmeyene diyoruz ki, çocuğunu, işini, eşini sev. Kendisini sevmiyor ki. Devamlı tahrip ediyor. İçen, çeken. Bırakmış, salmış kendisini. Kendisini sevmemiş. Artık kesiyor, doğuruyor. Kimi sevecek? Kendisine daha değerli kim var? Put bu da bitmiş, çökmüş. O zaman böyle insanlara eşini sevdirmek değil, kendisini sevdirmek çözümdür. Aslında kendini sadece kendini düşündüğü için değil mi? Tersi değil mi aslında bakarsın? Yok. Sevmeyi İlk önce düşündüm. Ben merkezde yaşadım. Sonra kendisine de değer vermedi, saymadı. Ha. Kesip doğuruyor. Bitirmiş. Neyi seviyor ki? Bilmiyor yani. Sevmek nasıl olur bilmiyor. Bilmiyor. Bitmiş yani. Kendisine zarar veriyor. Kendisiyle kavgası zirve yapmış ya. Neyle barışık olacak? Yani eşiyle olan kavga aslında kendiyle olan kavgasını anlatıyor. Tabii. Evet. Yani orada gözüküyor ama aslında kendi. Sen bana böyle dedin diyor, evet. Telefon ediyor. Durup dururken sen de bu sabah neyi kastettin diyor. Ben anlayamadım diyor, kahvaltıda öyle dedin diyor. Sen diyor şöyle bir demek mi istediğin falan, şeyi mi karıştırdın falan, yerdeki konuşmalarımı dile getirdin falan. Sayıyor. Sen dedin Allah Allah, bu nereden çıktı deme. Kendisini tanımla. Ondan sonra başıma yani böyle şeye denk gelmiştim. Dedim ki yeni oldun. Sen dedim bu yani bu kadar bağırma, çağırma, bu kadar kızma, bunu dediği için mi yaptın dedim. Bu eşin. Sen bu kadar bağırdın, çağırdın, kırdın, döktün, tabakları vurdun, çöktün, duvara fırlattın. Bunu söylediği için mi? Bunu söyledi de böyle oldu. Bu için, yok dedi ya, bağırıp çağırmak, kırmak için onu bahane yaptım dedi. Şimdi eşini sev, eşin senindir, şöyledir, böyledir denilir mi yok? Kendisiyle barışık yapacaksın. Kendisini sevmiyor, değer vermiyor. Kendisine değer vermeyenin harici değer vermesi imkanı var mı?
Allah eşini Allah. Sev diyorsun. Kendisinden nefret ediyor. Her an ölümüne gayret ediyor, öleyim, gebereyim diye. İçi gülüm ne yapacağım? Ya işte bilip işte yap ya. Onu sev. Barışık ol. Kendisiyle kalma. Ne dedi biliyor musun bir tanesi? Evin nerede seni dedim. Kadıköy sahili dedi. Dedim insanları seviyor musun dedim. Yani ben mahsus taallediğim de soru sorayım. Güzel. İlmim var ama bu konuda adam da dinleyeyim dedim. İnsanları seviyor musun dedim. Ne dedi biliyor musun? İnsan var mı ki dedi ya. Nerede? Kimse yok ki dedi. İnsan. Ben dedi kayaların arasında yaşıyorum dedi. Kimse görmüyor. Çıktığın zaman kimse görmüyor musun? Ben farkında değilim. Kadıköy gibi kalabalık yerde insanların farkında değil. Evin neresi dedim? Kadıköy sahili dedi. Yani insan hayali çöktü mü bir hizmete futur olur, ülfet olur. Şükür yerine meyusiyet ve tenkitler başlar. Şükür yerine meyusiyet, şekva etmeye sebep olur. Bak görüyor musun ha? Buradan çıkartmaz mı? Evet. Yani Risale-i Nur şimdi psikoloji kitabı değil midir? Psikoloji nereden bakarsan bak. Hangi cihetten? Baş 93 Emirdağ 1. Bağla sıddıkları beni çok defa hayalen o eski zamana ve o memlekete celbediyorlar. Bu da çok garip. Bağla sıddıkları yapıyormuş bunu. Mesela ustada diyor ki Bağla 158'de miydi? Ustadım diyor 19. mektubu Mucizat-ı Ahmediye ya an filan. Ondan sonra o diyor olayı bu kadar icaz, bu kadar kısa, bu kadar cami bir şekilde o cümleyle o mucizeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü'ne o hadisi anlatman ancak diyor abim sen diyor manen o alemlerde olacaksın, o alemleri seyrederken yazacaksın. Ustad bunu tenkit etmiyor, reddetmiyor, Bağla'ya koyuyor. 158 miydi? 258 miydi? Değil mi? Ondan sonra çok acayibime gitti ya. Şimdi onunla alakası. O Bağla'nın dağlarına şuraya buraya nasıl geçiyor? Sıddıklar, Bağla'nın sıddıklarıyla. Demek ki daha girmedim de öyle dostların olacak ki sıddıklar o nispetle o sıddık dostların vasıtasıyla ötelere geçebiliyorsun. Ötelere geçebiliyorsun. Ötelere. Diyor ki dışarıdan hayalini yönlendirilirken aynı zamanda celbedilebilir. Bakarsın durup dururken birisi hayaline gelir. Bak şimdi. Bazıları da sana müdahale edebiliyor. Ha. Durup dururken pat diye senin hayaline gelir. Seni kendisiyle meşgul ettiriyor. Ha, doktor mesela. Fikret. Ya git ya. Ya doktor git, Allah Allah git, kendisini bizi meşgul ettiriyor. Gelmiş orada. Hatta seni celbedip bazen de sana misafir oluyor, bazen de seni alıyor kendisine götürüyor. Ya Allah Allah, Fesuman'ın önkide bir bu adama niye gidiyorum hani ya? Hatta seni celbedip gayelerini gezdirip sevk ediyor. Devamında diyor ki Bağla dağlarında gezdiriyorlar. Bağla sıddıkları. Ne yapmış? Bağla sıddıkları beni çok defa hayalen o eski zamana ve memlekete celbediyorlar. O dağlarda gezdiriyorlar. Kardeş bu sif hayal mi? Hayal hakikatin şey mi yani? Hayal hakikatin kendisi ya. Yani nasıl bir sistem çalışıyor diye göstermek istedi. Peki, Bağla mekanını ve zamanı değiştirebiliyorsun. O eski olmuş. Zamana ve memlekete, mekana. Geçmişe de gidersin. Geleceğe de gidersin.
Geç böyle cennet bağsa, haşir meydana geç. Yani çıkabilirsin kardeşim yani. Hazır zamanda elem çekmek var ya böyle psikoloji. Hazır zamanda münhasır kalmak. Zaten psikoloji şeyin tek bir çaresi var. Yani çok çaresi ama hulasa, öz, o merkezde. İmanın lazım olan tefekkür. Tefekkür, imani hiçbir şey bırakmıyor. Seni tak diye çıkarıyor. Ne hadise ne olursa olsun. Geçenlikle tefekküre bir geç. Tefekküre geçebilirsen zaten sıyrılmaktır tefekkür. Arınmaktır. İnkılaptır. Beşeriyetten çıkmaktır. Kafirde tefekkür yoktur. Düşünce vardır. Tefekkür, âli bir ruhun dişe vuruş, eylemsel dişe vuruşudur, sıfatıdır. Peki, nasıl olacak o tefekkür? Tefekkür, dersleri dinleyeceksin, tefekkür edeceksin, tefekkür nasıl oluyor? Alışacaksın yani, alışacağız böyle. Biraz önce dersin başında koyduk kendimizi, geçmiş, hali ve gelecek. Böyle, düşüne düşüne, tefekküre dönüşecek, tefekküre de de hale dönüşecek. Nasıl, iyi miyiz? Elhamdülillah, çok iyiyiz. Yani niçin durgunluk var gibi gözüküyor biliyor musun? Çünkü bu baştan beri hep içeride. Evet. Hep içeride. Ya çıkmak istedik, bayram gibi yaptık ama olduğu kadar. Emir Dağ 194. Risale-i Nur'un eksel hakikatları namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle hayalin fazla tevessü ederek. Ey tesbihat yapmayan kardeşim! Sen şimdi tefekkürüm ne olmuyor? Yani ustadın eksel mevzular namaz tesbihatında gelmiş, sen namaz tesbihatı yapmayınca bu hakikatler sende nasıl ortaya çıkacak? Dikkat edin, dikkat edin bak. Namaz tesbihatını yaparken ama yürürken, bir iş yaparken Subhaneke Allah Teala ya Rahman Celle ve Kerim Subhaneke ya Rahman Subhaneke gelmez tabi. Bu iş yaparken onu okurken. Borcunu ödüyor musun? Ödüyorsun. Ama Subhaneke ya Allah Teala ya Rahman Cinne minennari biafike ya Rahman Subhaneke ya Rahim okurken defteri koy kenara. O kadar manalar gelecek ki gelmese ben hiçbir şey bilmiyorum. Mutlaka geliyor. Subhaneke ya Rahim Teala ya Kerim Cinne minennari biafike ya Rahman okurken kay böyle. Oku böyle. Ya. Subhaneke ya şehid talite ya şahid cinne minen nari biafike ya Rahman. Ya Cemilu ya Allah ya Karibu ya Allah ya Mucibu ya Allah ya Habibu ya Allah ya Rauf ya Allah ya Atuf ya Allah ya Maruf ya Allah okudukken böyle gelir ya. Güzel gidiyor tamam. Öyle namazlı tesbihat. Çok hoş oluyor. Hele sabah ya. Kimse olmasın öyle. Ama şey yapıyorsun, yakayım bir tane. Yak bizden bir tane derler ya. Tamam. Yakayım ya. Ama şey yapıyorum bunları. Koyuyorum önüme. Defteri de koyuyorum. Hani sabah okuduk ya tefekkür şeyleri. En %98'i sabah şeyinde geliyor. Tesbihatında geliyor. Böyle oturuyorsun. Koy bunu. Bu şey gözüküyor. Hem koku veriyor. Hey gidiyor uşaklar. Hayat çok, yani mutlu olmak için çok şey gerekmiyormuş. 1 liralık mum da yetiyor. Enen yetiyor. 1 lira bile değil. Koyuyorsun, içi ışık yakma.
Ya Cemilu ya Allah, ya Karibu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Raufu ya Allah. Koyuyorsun öyle, mumu seyrediyorsun. Ondan sonra bırak artık, sal kendini. Ne yaparsa yapsın. Ne gelirse gelsin. He ya. Keyif, keyfine bak ya. Hayatın tadını çıkar. Dedim ki X bir yerde, ne okuyorsun dedi ya. Açığa çıkarayım mı dedim. Divanda oturuyor yanımda. Sesle okuyayım mı dedim. Oku oku. İki tane duydu, tak betona oturdu. Biraz sonra oturmuşuz ya randıya. Yere oturdu, tak diye kafayı koydu buraya. Esma ya, yumuşatmayın, kimseyi görmedi. Ya. Çok garip ya dünya. Güzel. Garip bir dünya. Böyle. Tadını çıkar. Hayatın tadını çıkar. Ondan sonra ne yaptın dedim. Böyle böyle. Onlardan yardım mı istedin dedi. He he. Ama seni bu hale getiren onlar. Böyle olasın istediler. Senin. Sonra nasıl dedi beni o hale, bu hale onlar getirdi. Necdet Elmas duydun mu dedim. Necdet Elmas. Türkiye'de ilk banka soyan adam. İlk defa silah kullanmış ve adam yaralanmış banka soyarken. İlk silah. İyi, bak seninle ne alakası biliyor musun? Hakim soruyor, sen niye adam vurdun? Ha, para aldın mı adam, niye vurdun? Ben vurmadım dedi. Ama bu kadar kişi yalan mı söylüyor? Evet, onlar beni gördü. Ama benim gördüklerimi görmediler. Kimdi dedi, hakim bir şey bulman edasıyla. Tüfeği biri Selim'e verdi. Hedefi onlar iş yaptı, tayin etti. Tetiği elimi götürdü. Tetiği onlar çekti. Ama görünüşte tüfek benim elimdeydi. Kim yaptı bunları dedi. Cemiyet. Bana tüfeği veren, hedefi ayarlayan, tetiği çektiren, cemiyetti dedi. Seni bu hale getiren o. Dershaneler böyle, bir tamirhane. Dershaneler de bir cemiyettir. Müsbet bir cemiyet. Üstad diyor, biz cemiyet değiliz diyor. Hani onun anladıkları, cemiyet derken sosyal bir yapı, sosyallaşma. Kabına giremeyen, kabından çıkamayanları güzel bir orta ikisine. Emirdağ efendim, bir de okuyayım, 1.94. Risale-i Nur'un eksel hakikatları namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle geldi. Yapma. Hayalim fazla tevessü ediyormuş. Tevessü demek genişliyor. İnkişaf etmiyor böyle. Öyle değil. Böyle genişliyor. Demek hayal tevessü, yani alemler muvacesini genişleniyor. Yani hayal bak burayı aldı, bakar mısınız böyle? Daha aldı, 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 alıyor da alıyor. Mesela hayalde kadın, kız, erkek falan hayal ediyor. Mercedes, BMW hayal ediyor. Kariyer işte doktorsanız işte başhekim falan bilmem ne. Adamın da bir de hayali var böyle. Sikeratı da kendisi seyrediyor. Haşrı seyrediyor böyle. Hayali kurulmuş. Üstad. Hayalen kabre giriyor. Çocukluğuna gidiyor. Sırat köprüsünü geçiyor. Mesela merak ederim yani. Sırat, ben ölüm anını merak ederim. Ölüm anını merak ederim.
şeyi merak ederim. Sırat Köprüsü'nü, Aşir Meydanı, cennette babalar merak etmiş o hayalini kuruyoruz böyle. Yani niçin söylüyorum? Demek hayal tevessül, tevessül ediyor, tevessül. Genişleniyor. Neyle genişleniyor? Durup dururken Yasin olmuyor bu iş abi. Evet. İlk önce duyacaksın, okuyacaksın. Sonra yapmacık da yoksa yapacaksın. Yap böyle. Yapıyorsun. Sonra hakikisine inkılap ediyor. Yapa. Tevessül ne demek? İçeriye doğru genişleme, yaylmak demektir. Unutmayın bu kelime. Yani bab itibariyle içe kendisinde cerrahi. Şey ise, imbisat ise dışarıya doğru genişleme. İnkişaf değil ama. İnkişaf burada. Yok, imbisat bu. İnkişaf noktada noktaya. Abiler, tevessül içeriye doğru genişleme, yayılma. İmbisat dışarıya doğru genişleme, yayılma. Neye benziyor? His içeriye doğrudur, şuur dışarıya doğrudur. Şuur dışarının üstünü açıyor. His ise içerinin üstünü açıyor. Yani yönü odur. Beslendiği yönü odur. Ortaya çıkarttığı odur. Şuur ağacın üstünü kaldırıyor. Esma'yı sana gösteriyor. His ise senin o gafletli haletlerini kaldırıp güzel bir halet yaşattırıyor. Emirdağ 192. Bir seyahat-ı manevi-i hayali yaptık. Bak maneviye de geçti şimdi. Bu şey okumadınız abi. Hayal değil. İmkisat tevessül edebiliyormuş. O oku. Evet. Hayal, inkişaf, orada o paragrafta geçiyor. İmbisat ve tevessül edebiliyormuş hayal. Bak arkadaşlar, hayalin 3 tane şeyi çıktı. 1. Hayal inkişaf edebiliyor, imbisat edebiliyor, tevessül edebiliyor. Çok tuhaf ya, çok tuhaf. Nedir o? Noktadan noktaya nedir? İnkişaf. Yani imbisat ise sesin böyle yayılması. Ondan sonra tevessül ise yapısı, sistemi açılıyor. Tevessül. Yani kendi yapısı, fıtratı, yani istidat kabiliyet olabiliyor. Çünkü ne demek? Hayal neydi bak şimdi? Alemi misalin, alemi mevcudata, alem şu, alem ve şehadete giydirdiği elbise hayal, bizdeki aktif hali tahayyül. Bu şeyde tevessül devam edecek mi abi? Hep zaman. Hiç bitmeyecek. Cennette de. İnkişaf diyor herhalde. Yani tevessül için beraber. İnkişafı mesela diyelim ki noktadan noktaya değil, imbisatı var yani. Genişleme, genişlemesi var. Yani genişlerken hiç, içeride de genişleyecek. Genişleyecek. Devamlı. Hiç bitmiyor. Hayalin sahili yoktur der. O yedinci sözde. Yok sahili. Gittikçe de okyanustasın. Bak gemiyle gidiyorsun. Ama hız gemisi, sürat gemisi. Kurşun gibi gidiyorsun sahile doğru. Sahil gibi görüyorsun. Gittikçe gidiyorsun. Hiçbir zaman sahili yok diyor. Sahili selameti yok. Sahil yok. Hayalin sahili yok. Yok ya. Yani. Usta diyor ki hayalin sahili yoksa aklın ne olur? Bu bizde biliyor musun? Sınırlı bir alemde sınırlıyız, sınırsızlar. Sınırsızlar. Sınır yok halinde. Yok. Sınır yok. Ama sınırlıyız. 1 milyon seneyi kabul etmemiş yani. He? 1 milyon seneyi kabul. 1 milyon sene ömür verirse tabii, hayat anlık oraya gidebiliyor yani. He? 1 milyon senenin dibine gidebiliyor hayat. Anında gidiyor. Anında. 1 milyon sene sana dünya saltanatı vereceğiz ama sonunda hiç olacaksın. Vay be. 1 milyon ya. Bir de dünyada yaşayacaksın demiyor. Yuvarlak senin 1 milyon sene. 1 milyon ne kadar? Koy bu 2020'nin üstüne. 1 milyon tak diye gidiyor. Hesap ettin yerdesin. Bitti.
Hayal ettiğin anda hayal bitti. Bir şey söyleyeyim mi size? Hayalle bir yere gidiyoruz değil mi? Oysa içinde oluyoruz. Böyle oluyor. Gül gibi, mesela Allah'ın sanatı ile insanın sanatı şöyle fark var. Bir çok farklarının bir tanesi, mesleği de söylüyor. Mesela motor, sanatım itibariyle. Motor olabilmesi için blok var, çıplak. Ona krank mili koyarlar. Kam mili koyarlar. Krank koyarlar. Dışarı. Volan koyarlar. Ekledi, araba oldu. Tamam mı? Allah'ın sanatında öyle değil. Çekirdek, hiçbir şey eklemiyorsun. Patla filiz, patla göl, patla dal, patla çiçe, patla. Sonu yok. Hep içeride. Allah. Sonu yok. Şimdi ne söyleyeceğim? Hayal böyle bir yere gitmiyor. Gidiyor. Kendi içinde. Alem-i misal bizim, bizde işte. Bir yere gitme gelme yok. Hep burada oluyor. Gidiyor. Mesela sen şimdi evi hayal edebiliyor musun? Anladım. Burada zaten. Gitmedin ki. Gelmemişsin bile. Yani o şeyde hani kalp firiste dediniz ya. Acaba kalbe mi şey yapıyor? O firistelik tarafından mı gidiyor? Yani şu yani gitme var. Gidiyor. Bak şimdi o var. Hayale binip gidebiliyorsun mesela. Bak gidiyorsun o falan. Ama hayal kendisi içi ya. Alim insanın komplesi orada. Neyi hayal et diyorsan. İmkani vücutlar. mümteni vücutlar. Vacip yok. Zorluyor ya. Üç tane vücut var ya. Vacip. Mümkün. Mümteni. Vacibül vücut Allah. İmkan bu halde. Mümteni ise o şeylerdi değil mi? Vücuda gelmemiş ilmi vücutlar. Yok mümteniler şeydi abi. Şirk gibi. He. Onlar yani. Onlar. Ha. Olmamışlar mağdumdu. He mağdum. Olmamışlar mağdum. Sekiz başlı mağdumda. Mümteniler şirk, küfür şey. He. Onlar. Kafasızın kafasına mı? Kafasına mı? Hepsi var ama. Şimdi bu bütün o şeyler bu hayalin yani alem-i misal demektir ya. Hayal demek senin. Alem-i misal alem-i şehadet elbise giydirmiş. Sendeki aktifi tahayyül, hayal hepsi var arkadaşlar. Hayalin içinde bunlar. Hayalin çünkü hayal canlıdır. Ruhludur, şuurludur. Kim o aynaya gelirse mesela şöyle diyeyim. Aynaya geçtim aynı. Beni tanır mı tanımaz. Çekilince kaybolur. Orada gösteremez ben çekildim aldım. Ben hayali söyle değil. Kim onun karşısına gelmişse tanır bilir. Unutmaz. Çekilse bile durur. Aynadan çekilse bile durur. Muzaheme yok. Sıkıntı yok. Darlanma yok. Herkes orada. Yani bir gidiyor biliyor. Gitmeden içinde oluyorsun. Üç tane sıfatı var. İnkişaf ediyor, imbisat ediyor, tevessü edebiliyor. Hayal. Hayalin üç sıfatı var. Bunu kesinlikle kaçırmayacaksın. İnkişaf. Ha? İnkişaf. İmbisat. Tevessü. Yani tevessü içeriye doğru. İmbisat dışarıya doğru genişleme ve yayılma var. Ama inkişaf ise noktadan noktaya gidebiliyor. Bu iki tane sıfat içeriye doğru, dışarıya doğru ama inkişaf ise noktadan noktaya. Ne koyarsın böyle? Bir milyon sene mi? Koydun noktayı, oradadır. Hayal, ihtiyaç dairesi ne kadardır? Hayal dairesi kadar geniştir diyor. Hayal nereye giderse ihtiyaç da oraya gider diyor. Nasıl yayılıyor? Acaba neyi hayal ettiniz? İhtiyaçtır. Hayal edebildiğiniz her şey ihtiyaçtır. Acil bir şey. Ezan'a kadar okuruz. Mükemmel. Tabii.
Demek ki hayalin üç sıfatı var. Lütfen onu mümkün. İnkişaf, inbisat, tevessül. Hayal edebildiğimiz şey ihtiyaçtır. İhtiyaçtır kendisi. Bu kaderdeki ihtiyaç mı? Şey, evamir tekniği de hani ihtiyaç, iştiyak, inbisat. Yani fıtratı tabii tabii. Mesela hayal dediğim şey böyle bir şey kurgulamak değil. İçerisi dop doludur yani. Alemi misalin madum, mümteni, mümkün. Üç tane vücut var ya. Hayal direkt kadere şey yapıyor yani bana. Evamül tekmini o dedim. İyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Niye hayal ediyorsanız ihtiyaç dairesidir. Böyle bir insanın ihtiyaç dairesi, hayal dairesi kadar geniş olan bir insan, şu fani dünyada muayyen belli olan mekanda ve zamanda olana nasıl böyle putlaştırabiliyor? İnsan şaşabiliyor yani. Hayali o kadar... Sonsuz isteyen bir fıtrat bakiye nasıl tatmin olabiliyor? Hayalimizi genişletiyorsun abi. Fani. Fani mesela. Baki. Baki fani de nasıl durabiliyor? El fren çekebiliyor. Hayallerimi genişlesin ya. Acayip bir şey ya. Sonra Emirdağ 192. Bir seyahat manevi hayali yaptık. Maddi seyahat yapıldığı gibi manevi de hayalen seyahat yapılıyor. Fikri seyahat da varmış. Evet. Nereye peki tam da seyahat mekan yoksa nereye gidiyorsun? Hani bazen diyor öldü yok oldu. Ben de diyorum ki öldü mü? He. Tamam isim ne desen yok oldu, var oldu ne de. Ama bu adam öldü. Nereye gittin? Hiç diye. Ha bir yere gitti yani. Bu kalem bir yere gidebiliyorsa gitmesiyle gittiği yeri ispat ediyor. Gidebilmiş ya. Öyle ki bir yere gitmiş. Yok oldu, yoka gitti. Ha? O yok dediğin işte gidebilmiş, oraya birisi girmiş, benim ruhum girmişse o yok dediğin ismin, sen öyle dedin, o varlığın kendisidir. Bak, yoka gitti diyoruz, oraya gitti. Bir tanesine demiştim, çok şaşırdı, yanında sinirlendi, kalktı gitti. Ben dedi, inanmıyorum dedi böyle bir alemlere. İşte, işin garip tarafı, inanmadığın yere gidiyorsun dedim, o çok garip olacak. O diyecektir ki, ooo bir dakika hoş geldin. Allah Allah, siz var mıydınız ya, ben sizi yok kabul etmiştim, şimdi göreceksin. Bilemedim. Sinirlendi. Tanıyorum. Mazotla duruyorduk, gittim mektansın nereye, bir oraya girdi. Ondan sonra gitmeden hemen hemen geldi. Ya dedi, bir de söyle dedi, bak dedim, inanmadın, yok dediğin yere gidiyorsun, işte en garip o. Ben var, öyle böyle bir yandım, umduğum gibi çıkmasa da şaşırmam, o nereden çıktı? Sen dedim, bizden çok farklı olacaksın, sen hiç ummadığın bir yere, inkar ettiğin yere gidiyorsun, o çok garip dedim. Aa varmış. Ben öyle demeyeceğim. Aa varmış demeyeceğim. Ya niye bunu yapmadım diye pişman. Sürprizle karşılaştık. İnkar ettiğin yere gidiyorsun. En garip odur dedi. Allah Allah. Peki. Emirdağ 1, 253. Lafzında yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayali fikriyede hava sayfası mutalasıyla. Şimdi bak şimdi. Ustadın tefekkürü de ki seviyesine bakın. Havayı sayfa kabul ediyor. Bu ne demek biliyor musun? Bir şey anlatmak değil. Çıkın böyle anlattıktan boş ver. Havayı sayfa diyebilecek kadar tefekkürü geniş ve umma. Havaya sayfa diyor. Evet. He, olur mu? Yani yeryüzüne mektup diyor. Tefekkürünü bakar mısın tefekkür? Bırakma bahsettiğinde. Tefekkürüne bak. Havaya sayfa diyor ya. Havaya sayfa diyor sayfa. Bu ne demek? Teşbih ediyor, etmiyor. Tefekküründeki kaliteye bak. Tefekkürün kalitesine bak. Sikke-i Tasdik-i Gaybiye 176. Amin demek hükmünde olan, amin ne demekmiş amin? Bir,
tay mekan ederek, gıyaben omuz omuza diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkalade bahtiyar biliyoruz. İnsanı fevkalade bahtiyar yapan bir hayali, niyeti, tasavvuruymuş. Doğru kullanmak. Bir insan, hangi insan bahtiyardır? Hayalini, niyetini, tasavvurunu doğru kullanabiliyorsa. Neler çıkıyor ya? Tayyip mekan da bu üçlü oluyor. Evet. Hayal, niyet ve tasavvurlu oluyor. Tasavvurumla. Üçünü kontrol edersen tayyip mekan yapabiliyorsun. Allah Allah. Bastığı zaman da onu bilmiyorum abi. Evet, üçüyle öyle. Ben anlıyor musunuz yani böyle? Yani amin demek. Mesela Ustad Bağla'da dua ediyor. Amin duydu. Duasını döndü. Hafız Ali burada mı? Yok demişler. Oysa denizden buraya. Amin demiş. Yani bir tuhaflar oluyor ya. Bir şeyler oluyor. Bir tuhaflar oluyor bu dünyada. Bu keramet değil ha. Bu adetullah'tır ama bize göre keramet. O adetullah'ı kullanıyor. Mucize de adetullah'tır. Yani mucize nedir? Cennetin. Cennette bir şey istersiniz olur, istemezsiniz olmaz. Öyle değil mi? Bir anda her yerde olursunuz, hiçbir yerde olmazsınız. İşte pat diye elma istedim, elma oldu. Parmağına su akması istesin. Nedir o? Ahiretin üstünü açmaktır ya. Ne? Dünyada esbaplı olduğu için dünya denmiş, ahiret ise dar kudret olduğu için, esbap olmadığı için cennet denmiş, ahiret denmiş. Sebepler kalktığı zamanki mucize, kerametlerde o an ahirettir. Ahiretin filizi böyle bir müstür olmuş, üstü kapatılmış bir ağacın bir dalı çıksa. Aslında ağa çıktı burada filize böyle bir şey. Deriz ki bunun aslı var da yani filiz çıktığına göre. Esbapsız alem. Esbapsız icraatı görürseniz dünya ahirettir. Yani esbapsız esbabın tecelli etmesi bana göre daha kolaydır. Hiç külfete gerek yok sizden. Esbaplı yapmak çok zordur. Hepsinin hakkını koruyacaksın aman ha sen buraya kadar sen buraya o dikkat et falan. Böyle birbirini yok ettirmeyeceksin şu dünyada. Bak içimden söylüyorum. Cennet ve cehennemi yapmaktan zordur dünya yapmak. Onlar zaten o yapılmadan burası olmamış. Niçin? Çünkü cenneti koy tencere, cehennemi de koy tencere karıştır. Git buzdolabına koy donsun dünya olsun. Zıtları cem edeceksin. Burada sırlar alemi ya. Zıtları koyacaksın burada. İman, küfür, soğuk, sıcak, dolu, yan ve şen. Ama birbirini ortadan kaldırmasınlar, dursun. Ya burada artı sıcak, öteki tarafta az ileride, eksi 7 derece. Bilmem ne veya düştü ucun. Ya nasıl bir şey ya? Burası zordur arkadaşlar. Ruha arkadaş vereceksin. O nedir? Beden. Beden yapma çok zor. Kılıf buysa ruh nedir ya? Allah razı olsun. Devamlı kullanıyorum. Doktor benim bir şeye götürdü gömülseye. Canlı yani ölmüş de öyle plastik değil. Ölü insanın cesedini sergiliyorlar. Ne diyorlar? Mumyalama. Öyle bir yere götürdü beni. Öyle en çok etkilendiğim kan şebekesini. Nasıl yapmışsa bunu damarları etlerini yok etmiş Çinliler etlerini yok etmiş damar var kan şebekesi. Onu da dondurmuş hangi teknoloji kullanmış sergilemiş insan bedeni. Hep kan. Bir bakıyorsun sırf karaciğer bir bakıyorsun sırf böbrek. Hatırladın mı abi? Tabii, beraber gittik ya götürdün ya biz. Hep ona gidiyor aklını. Onu nasıl yapmış o zahide basit gibi gözüküyor. En çok etkilendiğim o kan bir parçada kırılmıştı diyor da burası kırıldı falan diyor yolda. Yani bu eti yok etmiş, nasıl yokmuşsa sırf damarlar kalmış. Damarlar aynı şey. O etler bir kimyasal vermişler kimyayla. Etler yok olmuş, öyle toz haline. Sırf damarlar kalmış, damarlar da dondurmuşlar böyle. Sırf vücutta bütün damar. Sinirler, öyle. Gittim Allah Allah. Ulan bu ruhun hizmetçisi. Yani... gömleği değil. Beden nedir ruhun?
hanesi ve yuvasıdır. Elbisesi değil ki ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Allah nasıl yapmış ya? Sarayı gördünüz. Ha, evet ya. Saray. Saray. Yok sarayın duvarı yani şey gibi sarayın içindeki şeyler başka. Ha, sarayın kendisi. Sarayın olarak. Kendisi. Küçük saray. Küçük saray. Tutay saat. Sarayın tutay saat. Ya Allah Allah. Evde kaç yüz metre su tesisat olur? 20-30 metre. 100 metrede. Kaç yüz metre? Yani aya mesafemiz ne kadar biliyor musunuz? 840 bin. 840 bin kilometreden uzunmuş kan şebekesi. Dünya ile Güneş arasında ne kadar mesafe var? 150 milyon. 150 milyon kilometre. İnsanın sinir sistemi bunun iki katı. Bu belki bu usta gerekecek, mimarlık gerekiyor, mühendislik gerekecek, buna gerekmeyecek. Allah'tan korktan bir o gitti fuara. Bilmiyorum o zaman çok pahalıydı galiba. Bak gör de hayretin var. Nasıl? Bana öyle o malzeme oluyor ki tefekkürümde. Şu anda konuşurken o karşımda o. Aman yarabbim. Arkadaşlar bir daha hayalinizin genişlemesini istiyorsanız hayalinizi insafı bahtı ha tabi hayal diyorum. Bahtiyar insan kimdir? Hayalini, niyetini tasavvur eder. Şurası ya. Hayalini, tasavvurunu, bir de niyetini. Temizdir. Ya fazla bir şey değil ki. Niyet ki kötü bir şey değil ki ya. Ya tamam yaptıysa yaptı, dediyse dedi ya. Meşgul olma. Deme ya. Tamam ne olacak ya. Ne yapalım? Yapabilir, eder. Allah küfretti. Bana etse ne olur? Allah inkar etti. Allah küfran ya bu dizine dursun bu kadar iyilikten. Allah bile demiyor onu ya. Dizinize dursun lan sizin. Burnunuzdan gelsin diyor mu? Hı. Yani olur. Allah'ın bu kadar iyiliği nazar alınmıyor da senin iyiliğin mi nazar alınacak? Ha, niyet, niçin anlattım? Niyeti. Niyetini boş ver ya. Allah yerine koy. Allah tarafında yap. Allah yerinde kullan. Niyetini iyi. Ezberlemeye gerek yok. Hayalini, tasavvurunu, bir de niyetini kontrol ettiğin, bundan daha bahtiyar insan yoktur ya. Bak bir şey söyleyeyim bak, bütün ruhum var. Arabam yok diye korkma, ayağım var. Özenilecek insan kim biliyor musun? Mercedes olan, BMW'si olan, eşi, aşı, işi olan değil yani. O sonra, olması değil. İlk önce, hani Rüştü bana dediği gibi. Dedim ki abi 1992 Kırıkkın'a gidiyorum. Rüştü abi de, dershane açtı. İstanbul'da açtık ama Anadolu'da açıyorsun şimdi. Oradaki kaplanlarla bulunacaksın. Oradaki hizmet şeyler var. Ay bana en son tavsiyen nedir? İyi bir doktor olabilirsin dedi. İyi bir mühendis olabilirsin. İyi bir alim olabilirsin. İyi bir vakıf olabilirsin. İyi bir şoför olabilirsin. Ama her şeyden önce iyi bir insan olacaksın. Yani her şeyin olsun da her şeyden önce mesela arabanın içini ağlama. Mercedes'ince. Arabayla intihara doğru düşünüyorsan, jipin içinde kendini mutsuzsan bir işe yaramaz. Esas ne biliyor musun? Dünyanı cennet etmek istiyorsan hayaline, tasavvuruna, niyetine hakim ol. Dünyanın, küçük dünyanın, cüz-i nazarını külli yapacağı için küçük dünyanı cennet yapıyor. Yani bunalmamızın sebebi ona takılıp kalıyoruz. Şuraya girip saklanıyoruz, yok örtülüyoruz. Spor ya. Başka şey de var. Bunu ben söylerken tuzum kuru değil yani. En acımasız aranızda imtihanı olanlardan hiçbir zaman kendimi yaşamaya fırsatı olmamış. Olmamış ya. Acayip bir şey yani. En zor durumda en acımasız imtihan olmuş. Yani olacaksınız diyor değil mi ustad? Yani bakır mısınız demir misiniz? Elekten geçeceksiniz yani. En acımasız. Fakat orada bir şey veriyor, bir halet veriyor. Başka bir şey oluyor. Yani hayalini, yaşadığımı söylüyorum. Hayalini, düşünceni, niyetin şu. Ha, bu iş içinde Allah var mı? Tamam bırak artık. Ne yapalım? Bu iş için Allah mı var? Ne yapalım? Beşer zalim eliyle oluyor. Beşer zulmeder. Kader adalet eder. Bir de neyi yaşadım? Bu ceza ehli dünya bunlar vermiş. Önemli değil. Benim alemimde bu ceza
Allah bunun için vermiş. Cevabını buluyorsan dünyanın gülgülistan oluyor. Ve mutlu oluyorsun. Niye? Allah'ım şu günahımdan dolayı bunu çekiyorum. Böyle değilse de öyle kabul edecek. En eyni zenni abdi bil. Öyle olacak. Öyle olacak. O zaman rahatlıyorum. Allah benim şu suçum vardı. Bu onun için. Zaten bekliyordum bir ceza gelecekti çünkü ben yapmışım. Biliyor musun suçumu? Ben suçumu biliyorum. Ben biliyorum. Ne? Yani ustad demiş ya memleket bir şey. Bu hapisten hapisten böyle. İstanbul'a girmediğim bir yer kaldı. Yani. Her tarafa gittim. Ama niye? Suçumu biliyorum. Ha beşer canlı bir ne suçum değil. Ben Rabbime karşı suçumu biliyorum. Bildiğim için memnun oluyordum. Evet beşeriyetimiz burkuluyor şey yapalım. Şey için anlatıyorum. Arkadaşlar katılımı için tahayyülümüzü, tasavvurumuzu, niyetimizi ne kadar kontrol altına alırsak dünyamız o kadar cennet oluyor. O kadar rahat oluyor. Bahtiyar mı? Bahtiyar, evet. Yani. Ezan okundu, hiç buraya geçmeyelim işte. Ha bir tane var, bir tane kaldı. Ondan sonrasını okumuşuz galiba. He okumuşuz epey. Ya şeye kadar ama. Hepsi değil. Hepsi değil, bir şeyler daha vardı. Ha ya, 97'ye kadar. 97 okunmamış. 99 okunmamış. Ondan sonra... 98'de okunmamış galiba. Evet, 98, 97, 98, 99. Ondan sonra 107 var, 108 var, o kadar. Yani haftaya herhalde bunu da bitiririz. İnşallah. İnşallah. Ama... O zaman bunu okumayayım istersen çünkü haftaya bir ders kadar kalsın. Ama daha çok abi, çok değil mi? Çok olabilir, okuyayım. Sikke-i Tasdik Gaybi 239. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur olduğu gibi. Bak şimdi. Şimdi bu olayı biliyorsunuz. Akıl ile beraber vehime ve hatta nefis heva, bu derste ustad da onları karşısına alıp tek tek onları ikna ediyor. Diyor ki, şuur, hayatlığı ve ne yapıp yapmayacaklarını bilmeseler, bak şuur, hayatlığı ve ne yapıp yapmayacaklarını bilmeseler teslim olurlar mı bunlar? Akıl, vehim, hayal, hatta nefs heva. Nefse oruçla ceza vermiş. Sen nesin? Sen sensin. Benim dediği gibi hayal de ne yapacağını, ne onaylayacağını biliyor. Hayal ruhludur arkadaşlar. Bak niçin? Teslim olmuş. Kim? Akıl teslim olmuş. Vehim teslim olmuş. Hayal teslim olmuş. Nefis teslim olmuş. Heva da teslim olmuş. Çünkü hayal hayal değil, hayal canlıdır. Hepsi şuurlu yani. Hepsi şuurludur. Şuurludur. Hayatlıdır. Ne demek? Ne yapıp yapmayacaklarını bilmeselerdi teslim olurlar mı? Bak ne diyor? Teslim mecbur oldular diyor. Bak akıl ile beraber vehim, hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur oldular. Mecbur olmuş. Tamam. Mesela öyle bir yerdesin ki alakaten zulüm hastane vesaire. Yani hayal o cinsten çalışacak ya. Mesela film seyrederken herhalde bu dersi tefekkür edecek halin yok. Hayal bu tefekküre geçer mi? Evet. Hastaysan o cinsten hayalın çalışacak. Bu ortamdaysan o cinsten çalışacak. Neredeysen o cinsten çalışacak. Mesela kadar var mı diyorlar o cesette. O cesetleri beni götürdü ya müzeye. Ya çok pahalı ama iyi ki götürdün Allah razı olsun. Ama ne kadar etki mesela. O beni fazla tesir ediyor. Sonra bakıyorsun ve başkası işte batsın bu dünya diye hapishanede nara atarken senin aleminde farklı şeyler oluyor. Yani niçin oluyor? Ne yapıyorsan o cinsten hayal çalışıyor. O zaman mekanımızı, dostlarımızı o cinsten seçeceğiz. Neyle? İki şey. Mekanımızı, dostlarımız. Mekan, tahayyülümüzü oluşturuyor. Dostlarımızı da tasavvurlarımız oluşturuyor. Orada konuşulacaklar. Gittik misafirliğe. Ne konuşulacak? Tasavvurlarımız oluşturacak. Nereye gittik? Mekanımızı oluşturacak. Gittiğimiz yer, tahayyülümüzü
konuştuğumuz, görüştüğümüz kişiler de tasavvurumuzu oluşturacak. İki tane tahrip, iki tane yanlış ortamda tek başındasın, düzeltmen çok zor. Hem mekan yanlış, kadın erkek karma, haramlık selamlık yok. Yani böyle, şey böyle aile böyle şey, o aile 3-4 aile falan. Hem yanlış şeyler konuşuluyorsa, yani çok zor. Yani zor. Yani çok usta lazım, sıyrılacak. Usta olması lazım, usta böyle. Yani demek ki insan mutlu olması için doğru zamanı, doğru yani zaman tasavvurumuzu, yani kişileri, doğru mekanı tercih etmemiz gerekiyor. Buradan alacağımız şuydu, çok şey var ama bizim yani hayalda akıl gibi kime dost, kime ne yapacağını, teslim olup olmayacağını biliyor. Yani burada niye anlatmak için? Şuurludur hayal. İçerisi şuurludur. Canlıdır. Çünkü olmayanı yaratılıyor. Yani halk ediliyor. Var olan da öldürülüyor. Yuhi ve Yumit en azami derecede yani hayalin içerisinde diriliyorlar, ölüyorlar. Şimdi orada tecelli eden, orada gözükeni hayal idrak ediyor, reddediyor, kabul ediyor, seviniyor, üzülüyor. Hayalin peki nesi var? Lezzeti var, elemi var. Hayal kendisini eğlendirmek için kaçar diye okumuştuk, hatırlar mısınız? Hmm. Eğlendirmek için çekip gidiyor, elinden kaçıyor sabun gibi, çak diye geçiyor gibi gidiyor. Hayat kendisini eğlendiriyormuş. Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ